Kim ne derse desin, Naymanların ata mezarlığı, ana beyt hemen şuracıkta bir yer değildi. Sarıözek Bozkırı'nda kestirmeden dost doğru giderseniz 30 kilometre uzaktaydı. Boranlı Yedigey o gün erkenden kalktı. Aslında doğru dürüst yatmamış, sabaha karşı biraz kestirmişti. Çünkü merhum kazan kabı yıkayıp temizleyerek gömülmeye hazır hale getirmişti. Adetlere göre bu iş ölünün gömüleceği gün cenaze namazı kılınmadan önce yapılırdı. Ama sabahleyin erkenden yola koyulacakları için Yedigey bu işi geceleyin yapmıştı. Hemen hemen tek başına yapmıştı bu işi. Uzun Adil Bay sadece sıcak su getirmiş, ölüden ürktüğü için ondan biraz uzak durmuştu. Yedigey de bunu anlamazlıktan gelerek, ''Bak Adil Bay'' demişti, ''Bu işi nasıl yaptığımı öğren. Ölüm kalım dünyası bu.'' bir gün gerekebilir. Çünkü her doğan insan bir gün gelir ölür. Tabii anlıyorum diye kekeledi Adil Bay. Diyelim ki yarın ben öldüm. Hangi tanrı kulu beni adetlere göre temizleyip kefenleyecek? Yoksa hiçbir şey yapmadan önünüze çıkan bir çukura öylece gömecek misiniz? Adil Bay mahcup oldu. Aydınlatmak için tuttuğu lambayı ölüye daha da yaklaştırarak karşılık verdi. Bu nasıl söz? Siz de olmazsanız biz ne yaparız buralarda? Daha çok yaşayacaksınız. Ömrünüz uzun olsun. Çukur da varsın beklesin. Ölüyü yıkayıp temizleme işi bir buçuk saat kadar sürdü. Ama Yedigey yaptığı işten memnundu. Merhumu usul ve kaidesine göre iyice yıkamış, kollarını, bacaklarını düzeltmişti. Keten beze acımadan geniş bir kefen biçti ve kazangapı bu kefenle iyice sarıp sarmaladı işin her safhasını Adil Bay'a gösteriyor. O da bu işlerin nasıl yapıldığını öğreniyordu. Yedigey ölüyü hazırladıktan sonra sıra kendisine de bir çeki düzen vermeye geldi. Elini yüzünü tertemiz yıkadı. Özenle tıraş oldu. Bıyıklarını düzeltti. Kaşları gibi bıyıkları da gördü ama kırlaşmaya başlamıştı. Yaşlanmıştı artık. Bundan sonra savaş madalyalarını Kahramanlık şeritlerini ve emek kahramanlığı nişanlarını çıkarıp ceketinin göğsüne iliştirdi. Şimdi sabahleyin yapılacak cenaze töreni için hazırdı. O gece böyle geçti. Boran Yedigey bütün bu işleri kolayca, sessizce bitivermesine kendisi de şaşıp kalmıştı. Ona daha önce bu üzücü görevi huzur içinde yerine getireceğini söyleseler inanmazdı. Demek ki alnına böyle yazılmıştı. Kazan kapı defnetmek onun kaderiydi. Ona verilmiş bir görev. Ya böyleydi işte. Kumbel istasyonunda onunla ilk defa karşılaştıkları zaman sonunun böyle biteceğini kim bilebilirdi? Yedigey 1944 sonlarında sakatlanıp bir beyin sarsıntısı geçirince onu ordudan terhis etmişlerdi. Dıştan bakınca eli ayağı yerinde sağlam bir insandı. Başı da sağlam görünüyordu ama Pek eskisi gibi durmuyordu yerinde. Kulakları vınlıyordu. Sanki dinmek bilmeyen bir yelesiyordu kulaklarında. Birkaç adım atınca sendeliyor, başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Durmadan da terliyordu. Bazen soğuk, bazen yakıcı bir ter kaplıyordu vücudunu. Bazen dili de tutuluyor ve bir çift sözü güçlükle söyleyebiliyordu. Yanı başında patlayan bir Alman bombasının şoku pek fena etmişti onu. Öldürmesini öldürmemişti ama işte bu halde bırakmıştı. Görünüşte genç ve güçlüydü. Ama o durumda Aral kıyısındaki köyüne dönünce ne yapacak, ne iş tutacaktı? Yine de şanslı sayılırdı. İyi bir doktor çıkmıştı karşısına. Aslında bu doktor onu tedavi etmemiş, sadece güzel bir muayene etmişti. Şimdi gözünün önüne getiriyordu o doktoru. Sağlam yapılı, kızıl saçlı, uzun burunlu ve aydın bakışlıydı. Üzerinde beyaz gömlek, başında hekim şapkası vardı. O güleç yüzlü doktorun omuzlarını tapışlayarak söylediklerini dünmüş gibi hatırlıyordu. Bak kardeş demişti. Savaşın bitmesine pek az bir şey kalmasaydı seni hemen birliğine yollardım. Savaşmaya devam ederdin. Ama artık zaferi sensiz de kazanırlar. Sakın aklına fena şeyler getirme. En çok bir yıl sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Eskisi gibi sapa sağlam ve deve gibi güçlü olacaksın. Bir gün bu sözlerimi hatırlayıp bana hak vereceksin. Sen şimdi ata, baba yurduna dön. Sakın canını sıkma. Senin gibiler daha yüz yıl yaşarlar. O kızıl saçlı hekimin dediği gibi oldu. Ama bir yıl dile kolay. Sırtında eski püskü kaputu, omuzunda yol torbası, ve ne olur ne olmaz diye verilen koltuk değneğiyle hastaneden çıktığı zaman kendisini gür bir ormana düşmüş gibi hissetti. Beyni çınlıyor, gözleri kararıyor, bacakları titriyordu. İstasyonda trenlerde itiş kakış bir kalabalık vardı. En güçlüler yollarındakini itip öne çıkıyor, ötekiler peronda kalıyordu. Sonunda o da vagonun sahanlığına çıkabildi ve oyalana oyalana giden tren bir ay sonra bir gece Aral istasyonunda duru verdi. Neşeli 507 idi bu trenin adı. Böyle ün yapan o sözde şanlı trene Allah kimseyi düşürmesin. O zamanlar bu trene binebilmiş olmasına da şükrediyordu. Vagondan bir dağdan iner gibi güçlükle inmiş, karanlığın ortasında kala kalmıştı. İstasyonun penceresinden sızan hafif ışığı saymazsak, her yer zifiri karanlıktı ve göz gözü görmüyordu. Aral denizinden bir rüzgar esiyordu ve onu karşılayan da çok iyi bildiği, sevdiği bu rüzgar olmuştu. Aral'ın dalgaları da yüzüne çarpıyordu sanki. O zamanlar deniz istasyonunun hemen yakınındaydı ve dalgaları bazen demir yoluna kadar gelirdi. Oysa bugün istasyondan dürbünle bakınca bile zor görüyorsun Aralı. Birden nefesi kesildi. Aralın ötelerinden esen rüzgar, uyanmakta olan baharın, pelinlerin, belli belirsiz kekremsi kokularını getiriyordu. Oh, yurdundaydı çok şükür. Yedigey, istasyonu, deniz kıyısındaki bu kasabanın eğri büğrü sokaklarını çok iyi biliyordu. O geceyi geçirmek için eski dostlarından birinin evine doğru yürüdü. Ayakkabıları yapışkan çamura dalıp dalıp çıkıyordu. Ertesi gün epeyce uzakta olan kendi köyüne, yani bir balıkçı köyü olan Can geldiğe gidecekti. Ama hiç farkında olmadan kıyıya giden yolu tutmuştu ve bunu ancak oraya yaklaşınca anladı. Dayanamayıp suya iyice yaklaşmak için dalgaların ıslattığı kumsalda yürüdü. Kıyıya gelmişti. Gecenin karanlık örtüsü suları kaplamıştı ama uğuldayan, kabarıp alçalan dalgaların belli belirsiz yansımasından yerli yerinde durduğu anlaşılıyordu. Şafak söküyor, bulutların ardından kendini göstermeye başlayan ay da beyaz bir leke gibi görünüyordu. Yedigey ve Aral nihayet kavuşmuşlardı birbirlerine. "Merhaba Aral," diye fısıldadı. Sonra bir taşın üzerine oturdu. Doktorlar hastalığı süresince sigara içmesini yasakladıkları halde bir sigara çıkarıp yaktı. Heyecanlıydı çünkü. Sonraları bu kötü alışkanlıktan tamamen kurtulacaktı. Ama şimdi yarının ne olacağını bile bilmediğine göre bir sigara içmiş ya da içmemiş ne fark ederdi? Balığa çıkmak için eli de beli de güçlü olmalıydı. En önemlisi başı da sağlam olmalıydı ki deniz tutmasın. Savaştan önce usta bir balıkçıydı. Ya şimdi Sakat desen sakat değildi ama sağlam da değildi. Balıkçılık hiç şüphesiz her şeyden önce sağlam kafa gerektirirdi. Yedigey oturduğu taşın üzerinden kalkmak istediği sırada kıyıda oraya buraya koşan bir beyaz köpek ilişti gözüne. Köpek arada bir durup ıslak kumları kokluyordu. Yedigey hayvana seslenip çağırdı. Köpek korkmadan yanına gelip durdu kuyruğunu sallayarak ve gözünü ona dikerek bekledi. Yedigey onun kıllı boynunu okşayarak konuşmaya başladı. Nereden geliyorsun? Sahibin yok mu? Adın ne senin? Arstan mı? Yolbars mı? Börü basar mı? Ha anladım. Balık aramaya geldim buraya. Aferin sana, aferin. Ama dalgalar her zaman yarı ölü balıkları ayaklarının dibine atmaz. Koşmaktan başka çaren yok. Hadi, koş bakalım. Zaten çok koştuğun için bu kadar zayıfsın, değil mi? Bense dostum eve dönüyorum. Ta Konisberg yakınlarındaydım. Şehre girmeme pek az kalmıştı. Hemen yanı başıma bir düşman bombası düştü. Az daha ölüyordum ama ölmedim işte. Kader kısmet kurtardı. Şimdi de ne olacağımı, ne yapacağımı düşünüyorum. Niye öyle bakıyorsun bana? Sana verebileceğim bir şey yok. Madalyalarım, nişanlarım var yalnız. Savaş hali bu dostum. Her yerde açlık var. Ha, dur hele. Biraz şeker olacak. Oğlumu almıştım. Oğlum şimdi yürümeye, koşmaya başlamıştır bile. Yedigey hiç üşenmeden yarısı boş asker torbasını açtı. Torbada gazete kağıdına sarılmış bir avuç akide şekeri. Geçtiği istasyonların birinde karaborsadan karısı için aldığı bir yazma ile iki parça sabun vardı. Ayrıca bir çift asker çamaşırı, bir kemer, bir kep, bir gömlek, bir pantolon bulunuyordu. Hepsi bu kadardı işte. Köpek yedi avucundaki bir şekeri diliyle aldı. Katır kutur çiğneyerek yuttu. Sonra da Minnetle ve umutla parlayan gözlerini yedigey dikerek kuyruğunu sallamaya başladı. Hoşça kal, ben gidiyorum. Yedigey ayağa kalktı. Kıyı boyunca yürümeye başladı. Az sonra güneş doğacağına göre buradaki dostlarını hiç rahatsız etmeden ve daha fazla gecikmeden kendi köyü Cangel'e ulaşmaya çalışsa çok daha iyi olurdu. Kıyı boyunca durmadan yürüyerek ancak öğle üzeri varabildi Cangel diye. Oysa sakatlanmadan önce bu yolu iki saatten az bir zamanda alırdı. Köye geldiği zaman duyduğu korkunç haber yıldırım gibi çarptı onu. Oğlu çoktan ölmüştü. Yedigey askere giderken çocuk henüz altı aylıktı. Kaderi böyleymiş yavruca. Kızamağa yakalanmış, şiddetli ateşe dayanamamış ve daha bir yaşına bile ulaşamadan on bir aylıkken ölmüş. Babasına Oğlunun öldüğünü yazmaya cesaret edememişler. Hem sonra ne yazacaklar? Niçin yazacaklardı? Savaşın acıları, sıkıntıları içinde onu bir de ölüm haberiyle sarsmak neye yarardı? Sağ kalır da dönerse oğlunun öldüğünü öğrenirdi. Elbette çok üzülür, yüreği parçalanırdı ama sonunda yatışır, alışır ve belki unuturdu. Ukubalaya Kocasına acı haberi duyurmamasını tavsiye eden akrabalarının görüşü böyleydi. Daha gençsiniz. Hele savaş bitsin, Allah da isterse başka çocuklarınız olur. Bir dal kırılmış ne çıkar? Yeter ki çınarın gövdesi sağlam kalsın diyorlardı. Herkesin aklından geçirdiği ama söylemeye cesaret edemediği bir şey daha vardı. Savaş hali bu. Bakarsın vurulup ölür. Hiç olmazsa dünyayı terk etmeden önce bir oğul bıraktığını, soyunun devam edeceğini bilir de göz açık gitmez diye düşünüyorlardı. Ukubala çocuğun ölümünden yalnız kendisini suçlu buluyordu. Eve dönen kocasının kucağına atılırken acı gözyaşları dökerek hıçkıra hıçkıra ağladı. Zaten hem Umut'la hem de çocuğun ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu için dayanılmaz acılarla beklemişti o anı. Hıçkırıklar ve gözyaşları arasında dövüne dövüne anlatmıştı. Kızamık olmuş, tehlikeli bir hastalıktır. Deve tüyünden battaniyeye sar, iyice ısınsın, terlesin, ışıksız bir odaya yatır, serin sular içir, demişlerdi köyün yaşlı kadınları. Sen böyle yap, sonrası Allah kerim, demişlerdi. Ama o talihsiz bunları dinlememişti. Komşusunun at arabasını almış, çocuğu Aral istasyonundaki kadın doktora götürmüştü. Sarsıla sarsıla giden arabada, o çukur çarık yollarda yanmış kül olmuştu yavrucak. İstasyona vardığı zaman çok geçti. Çocuk yolda ölmüştü. Doktor da ninelerin sözlerini dinleseydin çocuk kurtulurdu diye onu suçlamıştı. Evinin eşiğinden adımını atan yedi geyin ilk öğrendiği haber işte bu olmuştu bu kara haberle kararmış, dayanılmaz acılarla ezilmişti. İlk çocuğu için, sevip okşamaya bile fırsat bulamadığı yavrusu için, böyle büyük bir acıya katlanmak zorunda kaldığını aklına bile getirmemişti Yedigey. Yitirdiği yavrusunun daha ağzında tek diş yokken, güven dolu güller saçan gülücükleri gözlerinin önünden gitmiyor, onu yitirmenin acısıyla yüreği paramparça oluyordu. İşte yedi geyin daha ilk günden köyü can geldiği, çekilmez, yaşanılmaz görmesinin sebebi belki de buydu. Eskiden göl kıyısındaki bu kumluk tepede elli ev, elli ocak vardı. Balıkçılıkla geçinirlerdi. Bir de balıkçı kooperatifi kurmuşlardı. Oysa şimdi yamacın eteğinde topu topu on ev kalmıştı. Ve bir tek sağlam adam yoktu köyde. İş tutacak durumda olan erkeklerin hepsi cephedeydi. Yalnız yaşlılar ve çocuklar kalmıştı ve onlar da bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar azdı. Açlıktan ölmemek için çoğu tarım hayvancılıkla uğraşan köylere dağılmışlardı. Buradaki balıkçı kooperatifi ise yok artık. Balığa çıkan kimse kalmamıştı. Ukubala isteseydi akrabalarının yanına gidebilirdi. Zaten o da Bozkır köylerinden gelmişti. Kocası askere gidince Akrabaları onu götürmek istemiş. Bu sıkıntılı yılları gel bizim aramızda geçir demişlerdi. Yedigey cepheden dönünce senin de can geldiği dönmene kimse engel olmaz. Ama o kestirip atmıştı. Ben kocamı bekleyeceğim. Oğlumu yitirdim. Yedigey sağ salim dönüp geldiği zaman hiç olmazsa karısını bıraktığı yerde bulmalıdır. Hem sonra köyde yapayalnız olmayacağım. Çocuklar ve yaşlılar var. Onlara yardım ederim birbirimize destek olur, geçinip gideriz. Ukubala haklıydı. Böyle davranmakla iyi de etmişti. Ama 7G köye döndüğü günden beri deniz kıyısında işsiz güçsüz oturmak istemediğini, buna cesaret edemediğini söylüyordu. O da haklıydı. 7 sağ salim dönüşünü kutlamak, hoş geldin demek için gelen Ukubala'nın akrabaları onları yanlarına çağırdılar. Bizim yanımıza bozkıra gelin dediler koyun sürüleriyle meşgul olursun. İyileşince de hayvan bakıcılığını meslek edinirsin. O zamana kadar bu işi iyice öğrenmiş olursun zaten. Yedigey onlara teşekkür etti ama davetlerini kabul etmedi. Onlara yük olmak istemiyordu. Karısının akrabaları arasında birkaç gün kalmak, konuk olup ağırlanmak neyse. Ama sonra hiçbir iş yapmadan orada uzun zaman kalmak gerekecekti ki bunu istemezdi. Böyle bir duruma dayanamazdı. O zaman Okubala ile şanslarını denemeye karar verdiler. Demir yollarında bir iş arayacaklardı. Yedigeyin yapabileceği bir iş bulmayı umuyorlardı orada. Yol bekçiliği, geçitleri açıp kapamak gibi bir iş. Savaşta sakatlanan birine yardım eder, bir iş verirlerdi herhalde. Bir ümitle bahar gelince yola çıktılar. Gençtiler, onları köye bağlayan pek bir şey kalmamıştı. İlk günler o istasyondan bu istasyona giderek oralarda gecelediler. Ama hiçbir yerde uygun bir iş bulunmuyordu. Hele yatacak yer bulmak çok zordu. Buldukları yerde gecelediler. Ne iş olursa yaparak günü gününe geçimlerini çıkardılar. O günlerde işin çoğunu okubala yapıyordu. Çünkü genç ve sağlıklıydı. Dıştan güçlü bir adam görünen Yedigey, yükleme boşaltma işlerini anlıyordu ama bu işleri onun yerine daha çok Kubala yapıyordu. Böylece baharın ortalarında güzel bir gün kendilerini büyük bir demir yolu kavşağı olan kumbel istasyonunda buldular. Burada bir kömür boşaltma işi almışlardı. Kömür yüklü vagonlar yedek yoldan arka tarafa yanaşıyorlardı. Platformu fazla işgal etmemek için kömürler burada yere dökülüyor, sonra da el arabasıyla ev kadar yüksek bir yığının üzerine taşınıyordu. Böylece istasyonun bir yıllık ihtiyacı depo edilmiş oluyordu. Onlar için çok zor bir işti bu. Gün boyu toz içinde, ter içinde kalıyorlardı. Ama ne yapsınlar, yaşamak zorundaydılar. Yedigey kürekle el arabasını dolduruyor, Ukubala da onu tahtaların üzerinden iterek yukarı çıkarıyor, sonra tekrar aşağı iniyordu. Bir yük atı gibi el arabasını tepenin yukarısına çıkarıp indirmek kadının yapacağı iş değildi aslında. Çok zordu Havalar da günden güne ısınıyor, sıcaklar artıyordu. Sıcak hava ve uçuşan kömür tozları Yedige'yi iyice bunaltıyor, başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Gün geçtikçe gücünü yitirdiğini iyice anlıyordu artık. Bazen kömürlerin arasına yığılıp kalmak ve bir daha kalkmamak gibi bir düşünce geçiyordu aklında. Onu en çok üzen, umutsuzluğa düşüren karısının acıklı haliydi. Kendi yapması gereken işi, toza toprağa bulanarak, kanter içinde kalarak onun yapmasıydı. Yüzü gözü kapkaraydı kadıncağızın. Yalnız dişleri ve gözünün akı görünüyor ve ter içinde yüzüyordu. Ter, ensesinden sırtına, boynundan göğsüne akıyor, kömür tozu ile karışıp çamura dönüşüyordu. Onu böyle görmek yüreğini paramparça ediyordu yedigeyin. Eski gücü yerinde olsa, karısının böyle çalışmasına, bu acıklı duruma düşmesine izin verir miydi hiç? Onu böyle görmektense bu lanet kömürün on katını tek başına boşaltıp taşımaya razıydı. Kendi avılları can geldiği terk ederken bir savaş mağlulu olduğu için durumuna uygun bir iş bulmakta güçlük çekmeyeceğini ümit etmişti. Ama bir şey unutmuşlardı. Her yer cepheden dönen sakatlarla doluydu. Bunların hepsi hayata uyum sağlayarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Yedigey onlara göre şanslı sayılırdı. Çünkü kolları, bacakları yerindeydi çok şükür. Demir yollarında onun gibi iş arayanların çoğu kötürüm, çolak, takma bacaklı ya da koltuk değnekliydi. Tıklım tıklım dolu, pis kokulu istasyon koridorlarında, bekleme salonlarında, o sefil kalabalık arasında geçirdikleri uzun gecelerde Ukubala kaç defa kocasının elsiz, ayaksız kalmadan, onulmaz bir yara almadan yanında bulunduğu için sessizce Tanrı'ya şükretmiş. Çevreleri kolsuz, ayaksız, yara bere içinde, giyimleri lime lime olmuş ya da göremedikleri için birisine tutunan, ya tekerlekli iskemmelerde ilerlemeye çalışan sakatları gördükçe, yemekhaneleri ve büfeleri dolduran sarhoşların bağırmalarını, ve ağlayanların sesini duydukça korkmaya, ürpermeye başlamıştı. O insanların her birinin başlarına ne gelecek, sonları ne olacaktı? Onulmaz'ı ondurmak için kim ne yapabilirdi? Şükürler olsun, kocasının durumu onulmaz değildi. Eli ayağı yerindeydi. Tanrı'ya şükran borcunu ödemek için en ağır işlerde gece gündüz çalışmaya razıydı. İnsanüstü bir sabır gücü, ve cesaretle yorgunluktan mahvolsa da hiç sesini çıkarmıyor, zorluklara istekle katlanıyordu. Fakat yedi gey duruma çok üzülüyordu. Bir şeyler yapması, kendine bir yaşama tarzı, güvenli bir iş bulması gerekiyordu. İstasyondan istasyona, oradan oraya sürüklenip duramazdı. Şu son zamanlarda bir düşünce sık sık takılır olmuştu aklına. Allah'a sığınıp şehre gitsem, orada bir iş bulmaya çalışsam. Sonra sallah kerim. Belki uygun bir iş bulabilirim. Ah, sağlığıma bir kavuşsam. Beynimin şu lanet sarsıntısı bir geçse, o zaman yılmadan mücadele ederdim, diyordu. Şehirde de başlarına her şey gelebilirdi. Ama bakarsın yavaş yavaş alışır, işleri uz gider, şehirli olurlardı. Ama kaderlerinde şehirli olmak yokmuş. Evet, kaderdi bu başlarına gelenler. Başka türlü nasıl açıklanır? Kumbel istasyonunda kömür boşaltma işiyle uğraşıp didindikleri bir gün kömür deposunun bulunduğu avluya deveye binmiş bir kazak geldi. Görünüşe göre iş için gelmişti buraya. Adam devesini köstekleyip otluğa saldıktan sonra çevresine dalgın dalgın bakındı. Koltuğunda boş bir çuval vardı. Yedige'ye sokularak. Kardeş dedi rica etsem şu deveye biraz göz kulak olur musun? Çocukların hayvanları kızdırmak ya da dövmek gibi kötü huyları vardır. Kösteğini de çözerler eğlence olsun diye. Ben az sonra dönerim. Merak etme bakarım dedi Yedige. Durmadan terliyordu. Yerdeki kömürü el arabasına doldururken arada bir başını çevirip çocuklar deveyi taşa tutmasınlar diye bakması bir iş değildi. Çocukların hayvanı kızdırmaktan nasıl zevk aldıklarını bilirdi. Bir defa bir deveyi neredeyse kuduracak hale getirdiklerini görmüştü. Taşa tutulan hayvan mırıltılar çıkararak onları kovalamıştı. Çocuklar da bunu istiyorlardı zaten. Ava çıkmış mağara insanları gibi onu çembere almış, bağırışa bağırışa taşla, sopayla saldırıp sahibi imdadına yetişinceye kadar deliye döndürmüşlerdi hayvanı. Aksilik işte. Bu defada da yalın ayak, başı kabak bir sürü çocuk bir ayak topunu yuvarlaya yuvarlaya çıka geldi çayıra. Topu ayağına geçiren sanki kaleymiş gibi deveye doğru şut çekmeye başladı. Deve kaçmaya çalışıyor ama köstekli olduğu için kaçamıyor. Bağrına, ayaklarını isabet ediyordu. En hızlı, en isabetli vuran çocuk sanki bir gol atmış gibi sevinçle bağırıyordu. Yedigey bu durumu görünce elindeki küreyi havaya kaldırarak bağırdı. Defolun oradan, rahat bırakın hayvanı, yoksa ayaklarınızı kırarım. Çocuklar kaçıştılar. Herhalde onu hayvanın sahibi sanmışlar ya da görünüşünden ürkmüşlerdi. Hele de sarhoşsa korkulurdu doğrusu. Oysa onlar deveyi diledikleri gibi kızdıracaklarını ve bir ceza da görmeyeceklerini sanmışlardı. Yedigey ise laf olsun diye kaldırmıştı küreği havaya. Yoksa onları kovalayacak halde değildi. Arabaya bir kürek kömür atınca bile canı çıkıyordu zavallının. Bir gün bu kadar güçsüz, bu kadar acıklı ve işe yaramaz bir adam haline geleceğini hiçbir zaman aklına getirmemişti. Durmadan başı dönüyor, midesi bulanıyor, bir yandan da ter bastırıyordu. Kömür tozu genizine kaçıyor, kara çamur gibi göğsünü kaplıyor. Soluk almasını güçleştiriyordu. Bunu gören Ukubala, küreyi onun elinden alıyor, kocası biraz soluk alsın diye kendisi dolduruyordu el arabasını. Sonra da onu itip yığının ta tepesine çıkarıyor, boşaltıyordu. Yedige için karısının sendeleye sendeleye arabayı itişini, kanter içinde kalarak bu ağır işi sürdürmesini görmek de dayanılır gibi değildi hemen doğruluyor küreyi kaparak yine başlıyordu çalışmaya devesini yedi ge'ye emanet ederek giden adam az sonra çuvalını doldurmuş ve sırtlayıp gelmişti çuvalı deveye yükledi deveyi yola hazırladı ve sonra ayrılmadan önce birkaç laf etmek için yedi ge'in yanına geldi muhabbet hemen koyulaştı devenin sahibi çok küçük bir istasyon olan Boranlı'dan gelen Kazangap adında biriydi. Meğer hemşeriymişler. Kazangap da Aral kıyısındaki bir avıldan gelmiş. Birbirlerine hemen ısınmaları, kaynaşmaları belki hemşeri oluşlarındandı. Bu karşılaşmanın Yedigey ve Ukubala'nın bütün geleceğini, hayatlarını etkileyeceğini o zaman kim bilebilirdi? Aslında Kazangap onlara sadece kendisiyle birlikte Boranlı istasyonuna gelmelerini ve çalışmak için oraya yerleşmelerini teklif etti. Bazı insanlar vardır, daha ilk karşılaşmada ona ısınır, güven ve sempati duyarsınız. Kazangap da bunlardan biriydi. Gerçekte belirli bir özelliği yoktu. Sade bir adamdı. Ama hayat çilesi çekerek olgunlaştığı belliydi. İlk bakışta öbür kazaklar gibi bir adamdı. Giyle giyle, iyice eskimiş bir ceket, ayağında sepilenmiş keçi derisinden bir pantolon vardı. Ve bu kıyafeti de deve sırtında yolculuk etmesine pek uygun düşüyordu. Ama giyim kuşamına özen göstermediği de söylenemezdi. Koca kafasında ancak yolculuğa çıktığı zaman giydiği oldukça yeni bir demir yolcu şapkası vardı. Yıllardan beri giydiği deri ayakkabısını eskiyen yerlerinden çirişli iple yamamıştı kavuran güneşin ve aralıksız rüzgarların esmerleştirdiği yüzünden ve iri damarlı ellerinden hep ağır işlerde çalışmış bir bozkır adam olduğu anlaşılıyordu. Ağır işten dolayı omuzları vaktinden önce çökmüştü. Orta boylu bir insan olsa da boynu bir kaz boynu gibi ince, uzun görünüyordu. Gözleri şaşırtıcı, etkileyiciydi. Kahverengi, zeki bakışlı, güleç, Sürekli kırptığı için uçları kırışmış parlak gözleri. Kazangap o vakitler kırk yaşlarında görünüyordu. Yüz çizgileriyle birlikte kısa bıyığı ve kırçıl top sakalı da onu görmüş geçirmiş olgun bir adam olarak gösteriyordu. Ama insan ona daha çok ölçülü, akıllı konuşmalardan dolayı güven duyuyordu. Ve onun bu hali Ukubala'da derin bir saygı uyandırmıştı. Adamın her sözü Sağduyu'ya dayanıyor, tam yerine oturuyordu. Şöyle diyordu kazangam, madem ki durum böyle ve sen kendini hala iyi hissetmiyorsun, sağlığını ne diye tehlikeye atacaksın? Yaptığın iş senin gücünü aştığını görür görmez anladım zaten. Henüz iyileşmiş sayılmazsın, ayakta güçlükle duruyorsun. Açık havada kolay bir işte çalışmalı, bol bol süt içmelisin. Boranlı'da demir yolunda çalışacak adamlara ihtiyaç var. Yeni istasyon şefi, ben buraların eskisi olduğum için işe yatkın insanlar bulabileceğimi söyleyip duruyor. Ama nereden bulayım öylelerini? Herkes savaşta, cepheden senin durumunda dönenler de başka şeylerde iş buluyorlar. Tabii bizim orası da pek yaşanacak bir yer sayılmaz. Sarı Özek ortasında ıssız, kurak bir yerde güç şartlarda yaşıyoruz haftada bir tankerle getiriyoruz ihtiyaçlarımız olan suyu. Bazen tankerler de gelmiyor. O zaman suyu uzak kuyulardan tulumlarla kendimiz taşıyoruz. Bu iş için erkenden deve sırtında yola çıkıyor ve ancak geceleyin dönebiliyoruz. Ama yine de istasyondan istasyona sürüklenmektense insanın Sara Özek'in bu sapa yerinde kendi evinde olması daha iyi. Başını sokacak bir evceğizin sürekli bir işin olur. Biz de elimizden gelen yardımı yaparız. İşi öğrenirsin. Birkaç hayvan da edinebilirsin. Tabii her şey sana bağlı. İki kişi çalışınca geçiminizi rahatça sağlarsınız. Daha sonra sağlığına kavuşunca isterseniz daha iyi yerlere gidebilirsiniz. İşte Kazangap bunları söylemiş, akıllıca tavsiyelerde bulunmuştu. Yedigey iyice düşündükten sonra teklifi kabul etti yola çıkmaları için hazırlanmaları uzun sürmedi. Çünkü eşyaları pek azdı. Aynı gün Kazangap'la birlikte Sarı Özek Bozkırı'ndaki Boranlı İstasyonu'na hareket ettiler. Şanslarını bir de bu şekilde deneseler ne kaybederlerdi? Ama sonradan bunun bir talih, bir kader olduğunu anlayacaklardı. Yedigey, Kumbel'den Sarı Özek Bozkırı'nı geçerek yaptığı o yolculuğu hayatı boyunca unutmayacaktı. Önce demir yolu boyunca ilerlediler. Sonra yavaş yavaş demir yolundan ayrılarak vadileri, tepeleri geçtiler. Kazan Kapının açıklamasına göre böylece kestirmeden gidiyor, en az 10 kilometre kısaltıyorlarmış yolu. Çünkü demir yolu, eskiden bir tuz gölü olan düzlüğün çevresini dolanarak gidiyormuş. Çukur yerlerde tuz ve bataklığa rastlanırmış. İlkbaharda tuzlu toprak yumuşar, geçilmesi zor bir bataklığa dönüşürmüş. Yaz gelince de kalın bir tuz tabakasıyla örtülür, kuruyup kas katı olur. Öbür bahara kadar öyle kalırmış. Kazangap vaktiyle burada böyle bir tuz gölü bulunduğunu, buralarda araştırma yapan Yelizarov adında bir jeologdan öğrenmişti. Sonradan onunla Yedigey'de tanışıp dost olacaktı. Çok akıllı bir adamdı Yelizarov. Tabii o zamanlar Yedigey henüz boranlı olarak anılmıyordu. Askerden yeni dönmüş, sakat, işsiz, arallı bir kazak idi. Tesadüfen tanıştığı bir demiryolu işçisinin sözüne güvenerek karısıyla birlikte onun ardına düşmüş, o meşhur boranlıya iş bulmak, oraya sığınmak için gidiyordu. Ömrünün sonuna kadar orada kalacağını bilemezdi elbet. Ancak baharda o da çok kısa bir süre için yeşeren uçsuz bucaksız sarı özek bozkırını görünce Yedigey şaştı kaldı. Aral denizinin çevresinde bozkır denecek düz ovalar vardı. Mesela üst yurt yaylası büyük bir düzlüktü. Ama böylesine uzayıp giden ıssız, kıraç bir ovayı ilk defa görüyordu. Yedigey çok sonra anlayacaktı ki ruhunu ancak bu bozkır kadar enginleştirmesini bilenler o düzeye çıkabilirler. Sarı sessizliğiyle baş başa kalabilirlerdi. Şüphesiz Sarı Özek, uçsuz bucaksız bir bozkırdı. Ama yaşayan insanın düşüncesi onu da kapsayacak güçteydi. Ve Yelizarov da akıllı, bilge bir kişiydi. Her insanın kafasında ancak bulanık bir şekilde bulunan düşünceleri açıklayabiliyor, anlaşılmasını sağlıyordu. Eğer Kazangap devenin yularını tutarak emin adımlarla ilerlemese, Yedige ile Ukubala'nın bozkırın derinliğine daldıkları zaman kendilerini nasıl hissedeceklerini de kimse bilemezdi. Yedige devenin sırtında eşyaların arasına yerleşmişti. Kadın olduğu için Ukubala'nın bilmesi gerekirdi ama Kazangap özellikle de Ukubala ısrar etmişlerdi. Bizim sağlığımız yerinde. Sen ise gücünü kuvvetini toplamak zorundasın. Boş yere itiraz edip bizi geciktirme. Yolumuz uzun demişlerdi. Deve henüz pek genç ve ağır yük taşımayacak kadar zayıftı. Bir kişinin binip iki kişinin yürümesi bundandı. Eğer yedi geyin şimdiki karanarı olsa üçü birden onun sırtına biner ve daha kısa zamanda rahvan gidişle üç buçuk dört saate varabilirlerdi gidecekleri yere. Oysa onlar Boranlı'ya ancak Gecenin geç saatlerinde ulaşabilmişlerdi. Fakat ilk defa gördükleri yerleri seyrede seyrede ve konuşa konuşa gittikleri için vaktin nasıl geçtiğini pek fark etmemişlerdi. Bu yolculuk sırasında Kazangap burada hayatın nasıl geçtiğini, kendisinin bu sarı özek bozkırına, bu demiryolu istasyonunda çalışmak için nasıl geldiğini anlatmıştı. Buraya geldiğinde henüz 36 yaşındaymış. Aral'ın kıyısında bulunan Beş Ağaç Köyü'nde doğup büyümüş. Yedigey'in köyü can geldiği 30 kilometre uzaklıktaydı bu köy. Oradan ayrılalı çok olmuş ve o günden beri de bir defa olsun gidememiş doğup büyüdüğü o köye. Bunun önemli sebepleri varmış tabii. Kazan Kapın babası kulakların tasfiyesi sırasında sürülmüş. Gerçekte toprak ağası olmadığı anlaşılıp serbest bırakılmış ama sürgünden dönerken ölmüş. O da birçokları gibi aşırıların baskısına, haksızlığına uğramış. Bu gerçek anlaşılınca da iş işten geçmiş. Bütün aile, kız ve erkek kardeşleri, gözden ırak olmak için köylerini terk etmiş ve her biri bir tarafa dağılıp gitmişler. Birbirlerinden en ufak bir haber bile alamamışlar. Birer taş olup suya batmışlar sanki. Babalarının tutuklanmasından sonra Devrin gemi azıya almış militanları, o zamanlar gençecik olan kazan kapa baskı yapmaya başlamışlar. Herkesin içinde babasının suçlamasını, onun topluma zararlı bir insan olduğunu ilan etmesini, babalıktan reddetmesini istemişler ondan. Babası gibi sınıf düşmanlarına yeryüzünde hayat hakkı olmadığını, mutlaka yok edilmeleri gerektiğini, kendisinin de bu yeni siyasi görüşe candan bağlı olduğunu söylemeye zorlamışlar. Kazangap bu utanç verici duruma düşmemek için başını alıp uzak diyarlara gitmiş. Tam 6 yıl Semerkant yakınlarındaki açlık bozkırında çalışmış. O vakitler oralarda yüzyıllardan beri elde edememiş toprakları pamuk ekimini açıyorlarmış. Ve bu yüzden işçiye çok ihtiyaç varmış. Orada barakalarda yatıp kalkıyor ve kanal kazıyorlarmış. Kazangap da toprak kazmış. Traktör sürmüş. Ekip başı olmuş. Çok çalışıp başarı gösterdiği için emek kahramanı diploması da vermişler ona. Evliliği de orada olmuş. Ücret dolgun olduğundan çalışmak için her taraftan insan akın ediyormuş oraya. Bir kara kalpak kızı olan Bike de Hive tarafından gelmiş. Ağabeyinin ailesiyle birlikte Detpaktala'da çalışmaya başlamış. Onunla karşılaşmak ve evlenmek varmış kaderinde. Evlendikten sonra Kazangab'ın Aral kıyısındaki köyüne, baba ocağına, kendinden olan insanların arasına dönmeye karar vermişler. Ama bu kararı verirken her şeyi inceden inceye hesaplayamamışlar. O arada bir katardan inip öbürüne binerek Maksim Kalar'la gezip durmuşlar. Bir defasında Kumbel istasyonuna gelmişler ve Kazangab orada yeni gelen hemşerileriyle karşılaşmış. Onlarla konuşup durumu öğrenince de köyüne dönmesine hiç gerek kalmadığını anlamış. Çünkü onun köyünde her şey yine aşırı uçların, o militanların elindeymiş. Gerçi onun elinde Özbekistan'da bakir toprakları ekilişe hazırlarken kazandığı şeref diploması olduğu için kimseden korkusu yokmuş. Ama kendisini güç duruma düşüren, rezil etmek isteyen o insanların yine iş başında olduğunu öğrenince vazgeçmiş dönme kararından o insanlara hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını, onlarla beraber olamayacağını düşünmüş. Kazangap geçmişten, bütün bu olanlardan söz etmeyi sevmezdi. Ama bunları hiç unutmuyor ve başkalarının unutmasına da pek şaşıyordu. Sarı Özdeke yerleştikten uzun yıllar sonra geçmişi hiç unutmadığını, biri oğlu, Sabitcan'ın tatsız bir konuşması, öteki de Yedigey'in yersiz bir şakası üzerine iki defa hissetmişti. Sabitcan'ın köye geldiği günlerden birinde oturmuş çay içiyor, sohbet ediyor, şehirde olup bitenleri dinliyorlardı ondan. Söz sırasında Sabitcan gülerek kolektifleştirme devrinde Doğu Türkistan'a kaçan Kazak ve Kırgızların geri gelmeye başladıklarından söz etti. Çinliler komünlerde onlara hayatı zehir etmişler. Yemeklerini evlerinde kendileri pişirip yemelerine izin vermemişler. Günde üç defa aşı evlerinde kaynatılan kazanların önünde büyük küçük sıraya giriyor, tabaklarına ne koyarlarsa onu yiyorlarmış. Öyle güç şartlar altında bırakılmışlar ki şimdi hepsi varını yoğunu bırakıp kaçıyor. Kabul edilmeleri için de Sovyet otoritelerinin eline eteğini öpüyorlarmış. Bunları dinleyen kazan kapın suratı asıldı. Öfkeden dudakları titremeye başladı. Gülünecek ne var bunda? diye azarladı oğlunu. Onun taparcasına sevdiği, okusun, adam olsun diye hiçbir fedakarlıktan çekinmediği oğluna bu tonda konuştuğu hiç görülmemişti. Öfkeden kanı beynine çıktığı belliydi ve o kendini güçlükle tutarak ilave etmişti. Onların başına gelen bu felaketle niye alay ediyorsun? Sabitcan itiraz edecek oldu. Alay etmiyorum. Olanları söylüyorum sadece. Babası elindeki çay bardağını bir kenara itmiş susuyordu. Onun bu suskunluğu da dayanılır gibi değildi. Sabitcan şaşkın omuz silkerek cevap verdi. Kime darılıp küstüğünü anlamıyorum. Suç kimin? O zamana, o döneme kızıyorsanız geçip gitti. Artık geri gelmez. Devlete mi kızacağız? Buna da hakkımız yok. Bak sabitcan ben yalnız bildiğim işe, anladığım işe karışırım. Anlamadığım şeylere asla burnumu sokmam. Senin de bunu anlayacak kadar akıllandığını sanırdım ama yanılmışım. İnsan yalnız Allah'a sırt çevirmez. Yalnız ona küsemez. Allah ölüm verirse bu hayatının sona ermes demektir. Çünkü insan doğar ve vakti gelince ölür. Bunun dışında bu dünyada olan her şeyin hesabı sorulur. Kazangap böyle dedikten sonra suratını astı. Kimsenin yüzüne bakmadan çıkıp gitti. Kazangap'ı öfkelendiren ikinci olay Yedigey ve Ukubala'nın kumbelden gelip Boranlı'ya yerleşmelerinden yıllar sonrasına rastlar. Artık çocukları olmuş, büyümüş, Boranlı'ya kök salmışlardı. Bir bahar akşamıydı. Sürüleri ağıla kapatmış, koyun kuzuların arttığını görüp memnun olmuşlardı. Yedigey şaka olsun diye Kazangap'a. kaza ee, Kazake sen ve ben zengin insanlar kulaklar olduk yakında bir kere daha malımızı mülkümüzü alıp bizi sürmesinler sakın dedi. Kazangap Yedigey'e sert sert baktı. Bıyıkları da diken diken oldu. Sözüne dikkat et Yedigey dedi. Şaka yaptım Kazake şakadan anlamaz mısın? Bazı şeyler vardır ki onlarla şaka yapılmaz. Ama Kazake neredeyse üzerinden yüz yıl geçti bu olayın. Asıl mesele de bu işte. Zaman ne kadar geçerse geçsin bazı konularda hiçbir şey değiştirmez. Elinden malını, mülkünü, varını yoğunu alsalar bundan ölmezsin. Bunları yine edinebilirsin. Ama senin onurunu kırar, ruhunu öldürürlerse işte buna çare yoktur. İşte o gün Kumbel'den kalkıp Boralın istasyonuna giderlerken ileride bu gibi konuşmaların olacağını bilemezlerdi. Bu Boralı macerasının nasıl sonuçlanacağını, burada ne kadar kalabileceklerini, kök salıp salamayacaklarını, başka yere göç edip etmeyeceklerini, Kazangap'ın onları getirdiği bu yerde koca bir ömür geçireceklerini de bilemezlerdi. Konuşma sırasında Yedigey, Kazangap'a Cepheye niçin gitmediğini de sordu. Hasta mıydı yoksa? Hayır, hasta değildim. Allah'a şükür sapa sağlamım. Askere gitseydim savaşmakta kimseden geri kalmazdım. Mesele bambaşkaydı. Kazangap ve Bike beş ağaca gitmekten vazgeçip kumbelde kalınca nereye gideceklerini bilememişlerdi. Açlık bozkırı şimdi çok uzaklarda kalmıştı. Hem terk edip geldikleri o yere niçin döneceklerdi? Arala gitmemeye kararlıydılar. İşte o sırada iyi bir insan olan Kumbel istasyon Şefi bu karı kocanın tavırlarını beğenmiş, onlarla konuşmuş, nereden gelip nereye gittiklerini, nasıl bir işte çalışmak istediklerini sormuştu. İşte bu şef onları bir yük trenine bindirecek Boran istasyonuna gönderdi. Orada yapılacak iş çoktu ve karı koca kendilerine uygun bir iş bulabilirlerdi. Hatta bir de tavsiye mektubu verdi ellerine. Gerçekten de iş buldular Boranlı'da. Ama ilk zamanlar çok zor geçti. Açlık bozkırına göre bile daha ağırdı buradaki şartlar. Yine de dişlerini sıkıp dayandılar. Sonunda alıştılar. Kazançları azdı. Kıt kanaat geçiniyorlardı ama sürekli bir işleri ve başlarını sokacak bir evce izleri vardı asıl görevleri yol bakıcılığı olsa da her türlü işi yapmak zorunda kaldılar. Kazangap, bir keçiftinin Sarı Özbek Bozkırı'ndaki boran istasyonunda ilk yılları böyleydi işte. Doğrusunu söylemek gerekirse biraz para biriktirince daha büyük bir istasyona ya da şehre taşınmak istemişlerdi ama o sırada savaş patlak verdiği için bu planları gerçekleştiremediler. Savaş çıktıktan sonra Boranlı istasyonundan gelip geçen trenlerin sayısı birden çoğalmaya başladı. Doğudan batıya yeni askerleri, batıdan doğuya yaralıları taşıyorlardı. Doğudan batıya tahıl, batıdan doğuya yine yaralılar. Boranlı gibi bozkırda yitip gitmiş bir yerde bile hayat çarkı daha hızlı dönmeye başlamıştı. Tren trene ekleniyor, makas açılsın, yeşil ışık yansın diye lokomotifler keskin düdüklerini öttürüyor, Aynı şekilde karşı yönden gelen trenler de sirenlerini çığlık gibi öttürmekte onlardan geri kalmıyorlardı. Bu ağır yüke dayanamayan bu ağır yüke dayanamayan traversler eğilip bükülüyor, raylar zamanından önce aşınıyordu. Yolun bir tarafında onarım biterken hemen öbür tarafında yeni bir onarım işi çıkıyordu karşılarına. Soluk aldırmayan bir telaş başlamıştı. Dünyanın sonu gelmişti sanki. Nereden buluyorlardı bunca insanı? İnsan dolu katarlar, birbiri ardınca hep batıya, cepheye gidiyorlardı. Günlerce, haftalarca, aylarca ve sonra yıllarca devam etti bu geliş gidişler. Batıda dünyanın bir yarısı, öbür yarısı ile ölüm kalım savaşı yapıyordu. Bir süre sonra kapında cepheye gitme sırası geldi. Çağrı yazısında Kumbel'deki ikmal merkezine gitmesi isteniyordu. İstasyon şefi en işe yarayan adamını alıyorlar diye saçını başını yolmaya başladı. Adam mı kalmıştı Boranlı'da? Burada işlerin iyice aksayacağını kime anlatabilirdi ki? Katarlar makasların ilerisinde durup bar bar bağırırken düşman Moskova önlerine gelip dayandığı bir sırada yeni bir yedek yol yapımı gerektiğini söylese ona gülerlerdi. Savaşın ilk kışı gelip çatmıştı. Vaktinden önce gelen bir kıştı bu. Sisli, soğuk geceler erkenden bastırıyordu. Gece başlayan kar yağışı sabaha kadar sürdü. Önce inceden inceye, sonra kuşbaşı kadar irileşti kar taneleri. Derin bir sessizlik içine gömülen Sara Özek Bozkırı'nın dereleri, tepeleri gökten inen o beyaz örtüyle kaplandı. Sonra bozkır rüzgarı da uyandı. Henüz yere iyice oturmamış kar örtüsüyle oynamaya başladı. Önce hafif hafif esti rüzgar, sonra gittikçe hızını arttırarak sessizliği bozdu. Uğul uğul karları savuran bir boru oldu ve nihayet kar fırtınasına dönüştü. Sarı bozkırı bir uçtan öbür uca kesen ince bir şakak damarına benzeyen demir ne olacaktı? Şimdilik bu ince damar atıyor, Katarlar iki yönden gelip geçiyorlardı. Kazangap işte o gecenin sabahında cepheye gitmek için yola çıktı. Yalnızdı. Uğurlamaya gelen yoktu. Evden karısı ile birlikte çıkmışlardı. Kapıdan dışarı adım atar atmaz Biken'in gözleri kamaşmış, başı dönmüştü. Kazangap hemen karısının kucağındaki bebeği aldı. Kızı Ayzade'ydi bu bebek. Yeni doğmuştu. Aslında bir ke kocasını uğurlamaya gelmiyor. Kazangap onu kumbele gidecek yük trenine binmeden önce makasçı kulübesine götürüyordu. Çünkü bundan sonra kocasının makasçılık görevi ona kalacaktı. Kulübede birbirleriyle vedalaştılar. O gece birbirlerine diyeceklerini demiş, bir ke ağlayacağı kadar ağlamıştı. Durup konuşacak kadar zamanları da yoktu zaten. Makinist onu götürecek trenin hazır olduğunu bildirmek için düdük çalıyordu. Kazangap lokomotif makinistinin yanına çıktı. Lokomotifin sireni uzun uzun öttü ve sonra hareket etti. Hızlandı. Rayların birleştiği yerde tekerlekleri takırdaya takırdaya Bike'nin açtığı makasa yaklaştı. Bike oradaydı. Bir elinde sımsıkı sarıp sarmaladığı bebeği, öbür elinde filama vardı omuzlarında büyük bir şal, belinde bir kemer ve ayaklarında kocaman çizmeleri. Son defa selamlaştılar. Bir anda karısının yüzü, gözleri, eli ve makas semaforu gelip geçti kazan kapın gözlerinde. Şimdi tren demir iki yanından uzaklara uzanan ve beyaz bir düş gibi sarı özeki kaplayan süt rengi kar örtüsünün üzerinden koca tekerlekleriyle sessizliği bozarak koşuyordu lokomotife dolan rüzgar, buhar ve cürüf kokusunun mevsimin ilk kar kokusunu katıyor ve Kazangap bu kokuyu uzun süre ciğerlerinde tutmaya çalışıyordu. Artık sarı özek bozkırına kayıtsız kalamayacağını daha iyi anlamıştı. Askere alınanlar kum belde toplanmış, sıra olmuşlardı. Birer birer adları okunuyor, sonra vagonlara bindiriliyorlardı. İşte bu sırada tuhaf, beklenmedik bir şey oldu. Kazangap'ın bulunduğu takım vagona bineceği anda askerlik şubesinden bir görevli koşup yanlarına geldi ve seslendi. Asambayev, Kazangap. Asambayev kim? Sıradan çıkıp benimle gelsin. Kazangap söyleneni yaptı. Asambayev benim. Ver bakayım belgeni. Tamam sensin gel benimle. İstasyonda toplanma merkezine gittiler. Görevli ona sen geri dönüyorsun Asambaye. Nereden gelmişsen oraya dön. Anladın mı?" dedi. "Anladım." Anladığını söylemişti ama hiçbir şey anlamamıştı. "Anladınsa daha ne duruyorsun? Hadi git, serbestsin." Kazangap, askerlerden ve onları uğurlamaya gelenlerden oluşan uğultulu kalabalığın arasında öylece şaşkın şaşkın kala kaldı. İlk anda işin böyle bir duruma dönüşmesine sevinmişti. Ama sonra içini bir şüphe kemirmeye başladı. Bir sıkıntı, bir ateş kapladı bütün vücudunu. Sakın o şeyden dolayı olmasın. Ha, ondan da demek. Hemen ileri atıldı. Adamları ite kaka askerlik şubesi başkanının bulunduğu odaya doğru ilerledi. Şube başkanıyla görüşmek için bekleyenler bağırdılar. Hey dur bakalım sıranı bekle. İşim acele trenim kalkmak üzere çok acele diye cevap verdi onlara. Başkanın odasına girebilmişti. Sigara dumanıyla dolu odada başında toplanan insanların ve telefonların tomar tomar kağıtların ortasında şaşkına dönmüş olan şube başkanı bağırmaktan kısılmış bir sesle sordu. Ne istiyorsun? Meselen ne? İtiraz ediyorum. Neye itiraz ediyorsun? Benim babam beraat etmişti. Aşırıların iftirasına kurban gitmişti o. Mal mülk sahibi bir kulak değildi. Belgeleri inceleyin. Orta halli bir köylüydü baba. Sakin ol arkadaş. Ne istediğini anlat bana. Beni bu yüzden asker almıyorsanız haksızlık ediyorsunuz. Saçma sapan konuşmasana. Yok kulak değilmiş, yok orta haliymiş. Ne saçmalıyorsun sen? Kim ilgilendirir bunlar artık? Nereden geliyorsun? Adın ne senin? Asambayev Kazangap, Boran istasyonundan geldim. Başkan önündeki listeleri gözden geçirdi. Başından söylesene yahu şunu. Yok orta halli köylüymüş, fakirmiş de, kulak mulak değilmiş de. Bunlarla ne kafamı şişiriyorsun? Seni yanlışlıkla çağırmışız buraya. Yoldaş Stalin bizzat emretti. Demir yollarında çalışanlar askere alınmayacak. Görevlerine devam edecekler. Hadi ''Vakit kaybettirme bize. Buralar doyalanma. Hemen işinin başına dön.'' Gün batmak üzereyken Boranlı'ya yaklaşmışlardı. Tekrar demir yoluna yöneldiler. İki yönde gelip giden trenleri görmeye, seslerini işitmeye başlamışlardı. Bozkırın ortasında oyuncak trenler gibi görünüyordu, o uzun uzun katarlar. Batmakta olan güneş, çevredeki tepeleri ve vadileri gölge ışık oyunlarıyla belli ediyor... Alaca karanlık gittikçe koyulaşıyordu. Kış nemini hala yitirmemiş toprakta serince bir bahar kokusu vardı. Önden giden Kazangap durup arkasına baktı. Deve sırtında giden Yedige'ye ve onun yanında yürüyen Ukubala'ya eliyle ilerisini göstererek ''İşte bizim Boranlı'' dedi. ''Az bir yol kaldı, varınca dinlenirsiniz.'' İleride demir yolunun belli belirsiz bir yay çizdiği yerdeki geniş düzlükte birkaç evceğiz görünüyordu. Orada duran bir katar da yedek yolda semaforun yedek ışık vermesini beklemekteydi. Daha ötelerde ve iki tarafta hafif yamaçlı tepeler, uçsuz bucaksız ve suskun ovalar uzayıp gidiyordu. Göz alabildiğine uzanan bozkırdı bu. Yedi Yedigeyin kalbi duracaktı neredeyse. O da sahil boyunca uzanan düz ovalardan gelmişti. Aral'ın ıssız ovalarını görmüş, bunları tanımıştı. Ama düzlüğün, bozkırın böylesini beklemiyordu. Mavi ve değişken Aral'ın kıyısından kupkuru, ölü bir bozkıra geliyordu ve orada kalacaktı. Dayanılacak şey miydi bu? Yanında yürüyen Ukubala elini onun bacağına koymuş ve bir süre öylece gitmişti. gey onun demek istediğini anlıyordu. Varsın olsun. Önemli olan senin sağlığın, senin iyileşmen. Ondan sonrasına bakarız demek istiyordu Kubala. İşte yalnız uzun yıllar geçirmek için değil, sonradan anlaşılacağı gibi kalan bütün ömürlerini geçirecekleri yere gelişleri böyle oldu. Az sonra güneş batmış, karanlık çökmüştü. Sarı özek göğünde sayısız yıldızlar ışıldamaya başlamış, onlar da Boranlı'ya gelip durmuşlardı. Birkaç gün Kazan Gap'ın evinde kaldılar. Sonra yol işçilerinin kaldığı barakada onlara da bir oda verildi ve oraya taşındılar. Boranlı'daki hayatları böyle başladı. İlk zamanlar karşılaştıkları bütün sıkıntılara, bütün güçlüklere ve kupkuru, sarı özekin ıssızlığına rağmen iki şey Yedig'e için çok yararlıydı. Temiz hava, ve deve sütü. Hava tertemizdi ve böylesine temiz havayı başka yerlerde bulmak biraz zordu. Süte gelince Kazangap iki samal devesinden birini onlara vererek şöyle demişti. Karımla ikimiz aramızda konuşup karar verdik. Bizim yeterince sütümüz var. Akbaş devenin sütünü de kendiniz için siz sağarsınız. Genç devedir Akbaş. Sütü de boldur. Henüz ikinci yavrusunu doğurdu. Ona siz bakın. Sütü de sizin olsun. Ama yavrusu içinde yeteri kadar süt bırakın. O yavruyu size hoş geldin armağanı olarak vermeyi kararlaştırdık. İyi besleyin onu. Bir de bakarsınız ileride bir sürü deveniz olur. Bir gün buradan ayrılmaya karar verirseniz satarsınız. Paranız pulunuz olur. Akbaş'ın yavrusu henüz bir buçuk hafta önce doğmuştu. Karabaşlı, iki küçücük kara hörgüçlü, bir köşek idi. İri ve her zaman nemli gözleriyle tatlı tatlı ve çok meraklı bir bakışı vardı. Dışarıda oldukları zaman insanın etrafında koşar, zıplar oynardı. Ahırda yalnız kaldığı zamanlar ise tıpkı bir insan yavrusu gibi acı acı bağırarak anasını çağırırdı. Bu köşekin, bu ufacık deve yavrusunun ileride Boranlı Karanar adıyla yorulmak bilmeyen gücüyle ve azgınlığıyla yörede ün yapacağı kimin aklına gelirdi? Yedigey'in başından onunla ilgili birçok olayın geçeceğini kim bilebilirdi? Ama o zamanlar daha bir süt köşeyiydi. Bakıma muhtaçtı. Yedigey bu yavruyu çok sevmiş, boş vakitlerini hep onunla, onun bakımı ile geçirir olmuştu. Aral kıyısında kendi avalında yaşadığı yıllarda da hayvanlara bakmıştı. Ve bu tecrübesinin ona çok yararı oldu. Kış gelince küçük karalar epeyce büyümüştü. Ona üşümesin diye karnının altından açılıp kapanan bir örtü diktiler. Örtü sırtına geçirilince yalnız başı, boynu, bacakları ve hörgüçleri açıkta kalır ve bu haliyle pek gülünç görünürdü. Bütün kışta ve baharın ilk günlerinde bu örtüyü sırtından çıkarmadılar. Çünkü gece gündüz açık havada bırakıyorlardı. O kış yedi geyde gücünün yerine gelmekte olduğunu hissetti. Bir gün baş ağrısı kesili verdi. Kulaklarındaki vınlama iyice azaldı. Herhangi bir iş yaparken eskisi gibi terlemiyordu artık. Kışın kar her tarafı kapladığı zaman yol açma işine o da yardım etti. Genç ve sağlam yapılı olduğu için çabuk toparlamıştı. Giderek büsbütün iyileşti. Artık en ufak bir iş yaparken başının döndüğü, şıpır şıpır terlediği, dayanılmaz acılar çektiği günleri hatırlamıyordu bile. Kızıl sakallı doktorun söyledikleri doğru çıkmıştı. Neşesi yerinde olduğu zamanlar köşeğin boynunu kucaklar, okşar, şakalı sözler söylerdi ona. Biz seninle süt kardeşi olduk. Sen akbaşın sütünü içip büyüdün, ben de aynı sütü içip başarılarından kurtuldum. Aramızdaki fark şu, sen sütü emdin, ben ise kımız yaparak içtim. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Yedigey şu olayı da hatırlıyordu. Aradan uzun yıllar geçip Boranlı Karanar yörede ün kazanınca bir gün Sara Özdeke sırf onun fotoğrafını çekmek için insanlar geldi. O zamanlar savaş çoktan bitmiş ve unutulmuştu. Çocuklar büyümüş, okula gidiyorlardı. Boranlı'da tulumbalı bir kuyu açılmış, su meselesi halledilmişti. Yedi de üzeri saçla örtülü bir ev yapmıştı kendilerini. Kısacası bunca sıkıntı ve mahrumiyetten sonra hayatlarının akışı normale dönmüştü. Yedi geyin yıllarca unutamadığı ve devesi karanarla ilgili olayla işte o sırada karşılaştı. Kendilerini foto muhabirleri olarak tanıtan insanların gelişleri Boranlı'da tek değilse bile çok az rastlanan bir olaydı. Üç kişiydiler. Geveze, pek hareketli, bol vaatli insanlardı. Karanar'ın resimlerini çekip sahipleriyle birlikte gazetelerde, dergilerde basacaklarını söylüyorlardı. Karanar o kıpırdak adamların hareketlerinden ve gürültülerinden pek hoşlanmadı. Hoşnutsuzluğunu belirtmek için başını dimdik kaldırıyor, dişlerini gıcırdatıyor, bunun üzerine adamlar yedi geyden deveye yatıştırmasını, o yana bu yana baktırmasını istiyorlardı. Yedigey yalnız kendi resminin çekilmesini doğru bulmadığı için çocukları, kadınları ve kazangapı da çağırdı. Foto muhabirleri ise işe koyulmuş, bol bol resim çekmişlerdi. Asıl numara, asıl poz bütün çocukların karanarın sırtına çıkmasıyla oldu. İki çocuk devenin boynuna, beş çocuk sırtına, Yedigey'in kendisi de bu çocukların ortasına oturdu. Böylece çekilen resimle Karanar'ın ne güçlü bir deve olduğu gösterilmiş, kanıtlanmış oluyordu. Çocuklar ne kadar sevinmiş, nasıl da gürültü etmişlerdi o gün. Ama bir süre sonra muhabirler kendileri için en önemli işin Karanar'ın resmini tek başına çekmek olduğunu söylediler. Yedigey de istediğiniz gibi olsun dedi. Bunun üzerine foto muhabirleri uzaktan yakından resimlerini çektiler. Bundan başka 7 ve kazangapın yardımıyla hayvanın omuzlarını, boyun yüksekliğini, göğsünü, bileklerini, ayaklarının kalınlığını ve gövdesinin uzunluğunu ölçtüler. Not defterlerine yazdılar. Bunları yaparken hayret ediyor ve hayranlıklarını belli eden sözler söylüyorlardı. Harika bir bakteryan. En mükemmel genler bir araya gelmiş. Klasik bakteryan türü. Göğsünün genişliğine bak. Şu duruşa bak. Devesi için söylenen sözler, övgüler Yedige'yi gururlandırıyordu. Ama bazı kelimelerin ne anlama geldiklerini bilemiyordu. Mesela bakteryanın ne demek olduğunu sormaktan kendini alamadı. Meğer çift örgüçlü develerin atasına bilim dilinde bakteryan derlermiş. Demek bizim deve de bakteryan. Hem de en saf cinsi bir pırlanta. Peki ne diye ölçtünüz? Neye yarayacak bu ölçüler? Bilimsel inceleme için. Foto muhabirleri çektikleri resimlerin gazete ve dergilerde basılacağını, Boramların gözünde daha önemli görünmek, kolaylık sağlamak için söylemişlerdi. Ama 6 ay sonra postadan gelen paketin içinden zooloji enstitüleri için basılmış bir ders kitabı çıktı. Develer hakkında bilgi veren bu kitabın kapağını süsleyen Safkan Bakteryan karanardan başkası değildi. Kitapla birlikte bir sürü de fotoğraf göndermişlerdi ve bunların bazıları renkliydi. Yedigey bu fotoğraflara baktıkça o günlerde ne kadar mutlu olduklarını daha iyi anlıyordu. Savaş sonu sıkıntıları unutulmuş, çocuklar henüz çocukluktan çıkmamış, büyüklerin sağlığı da yerindeydi ve ihtiyarlık da gelip çatmamıştı daha. Yedigey o gün konukların şerefine bir koyun kesti. Bütün Boranlıları davet edip bir ziyaret verdi onlara. Türlü yiyeceklerle, kımızla, vodka ile donattı sofrayı. O yıllarda istasyona sık sık vagon mağaza uğrardı. Ne ararsanız bulunurdu bu gezici mağazalarda. Yeter ki paranız olsun. İstakozlar, yengeçler, kırmızı havyar, siyah havyar, çeşit çeşit balıklar, konyak, sucuk, şekerlemeler, her şey. Ama her şeyi almazlardı. Niçin alsınlar? Ertesi gün aradıklarını bulurlardı yine. Yazık ki artık tren yollarında vagon mağazalar yok. Uzun yıllardan beri hiç gelmiyorlar. O ziyafet gecesinde çok iyi vakit geçirdiler. Boranlı Karanar'ın şerefine bile kadeh kaldırdılar. Konuk foto muhabirleri Karanar'dan kendilerine söz edenin yakın dostu Yedigey'in sarı özek ve yöresinde en güzel devenin sahibi olduğunu ve gidip inceleyebileceklerini söyleyenin Yelizarov olduğunu söylediler. Yelizarov o eşsiz insan, o büyük bilgin, bu bölgeyi çok iyi biliyordu. Boranlı'ya uğradığı zamanlar o, Kazangap ve Yedigey bir araya gelir, sabahlara kadar konuşurlardı. O ziyafet akşamında Kazangap ve Yedigey birbirlerinin sözlerini tamamlayarak ve güçlendirerek konuklara sarı özek bozkırlarında yaşayan bütün develerin anası Akbaşlı ünlü deve Akmaya ile şimdi ana beyit mezarlığında yatan onun ünlü sahibi Nayman Ana'nın hikayesini ya da efsanesini anlatmışlardı. Boranlı Karanar işte böyle ünlü bir soydan geliyordu. Boranlılar bu meraklı hikayenin de gazetelerden birinde yayınlanacağını umuyorlardı. Konuklar hikayeyi büyük bir ilgi duyarak dinlemiş ama sonunda bunun nesilden nesine söylene gelmiş, o bölgeye özgü bir efsane olduğuna karar vermişlerdi. Oysa Yelizarov onlar gibi düşünmüyordu. Ona göre ana beyt efsanesi belki tarihin derinliklerinde kalan bir gerçeği yansıtıyordu. O böyle şeyleri dinlemeyi severdi ve kendisi de bu yerlerin geçmişine dair pek çok şey biliyordu. Konuklar ancak karanlık çöktükten sonra yola çıktılar. Yedigey gururlanıyor, mutluluktan havaları uçuyordu. O yüzden olacak gereksiz bir laf kaçırdı ağzından. Belki bunda içkinin de etkisi olmuştur. Konuklarla birlikte o da birkaç kadeh içmişti çünkü. Dilini tutamayıp kazan şöyle dedi. Doğru söyle Kazaki. Karanarı henüz bir köşek iken bana verdiğini pişmansın değil mi? Kazangap ona alaylı bir gülümsemeyle baktı. Yedigey'den böyle bir söz beklemediği besbelliydi. Bak Yedigey dedi. Hepimiz insanız. Her şeyi düşünebiliriz. Ama atalarımızın bir sözü var. Mal iyesi Hüda'dan der. Hüda, Hüda karanara başkasının değil senin sahip olmanı istemiş. Sen de olmuşsun. Başka türlü olamazdı. Başkasının eline geçse kim bilir ne olurdu. Belki de ölüp giderdi hayvan. Belki bir uçurumdan yuvarlanırdı. Demek ki bu mal sana nasipmiş. Benim başka develerim de oldu. Hepsi iyi develerdi ve bazıları da karanların anası, akbaşın yavrularıydı. Seninse bir tek deven var. Sana armağan edilmiş dilerim Allah'tan yüzyıl hizmet etsin sana. Ama böyle düşünmemeliydin. Senden bunu beklemezdim. Yedikey pişman olmuş, çok utanmıştı. Bağışla beni Kazake, bağışla dedi. Bundan sonra Kazangap onu duyduğu, bildiği başka şeyleri de anlattı. Efsaneye göre Akmaya'nın yedi yavrusu olmuş. Dördü dişi, üçü erkek. O zamandan beri dişi develerin hepsi ak başlı, açık renkli, erkek develer ise karabaşlı, kestane tüylüymüş. İşte karabaşlı olan Karanar da başlı bir anadan doğmuş. Bu da onun akmaya soyundan olduğunu gösteriyormuş. O günlerin ne kadar gerilerde kaldığını kimse bilemiyordu. 200, 300, 500 yıl belki de daha öncesine ait bir olaydı. Ama Sarı Özek Bozkırı'nda Akmaya'nın soyu tükenmemişti. Yine anlatılanlara göre zaman zaman olağanüstü güçlü, karanar gibi bir sırttan gelirmiş dünyaya. İşte Karanar doğmuş ve yedi gey şanslı olduğu için onun mutluluğu için bir sırttan deve ona nasip olmuş. Karanar iyice azgınlaşmaya, yanına hiç kimseyi sokmamaya başlamıştı. Çevresine korku salıyor ya da başını alıp gidiyor, günlerce kayboluyordu. İşte o zaman Yedigey bu hayvanı iyi diş etmek ya da zincire vurmaktan başka çare kalmadığını düşünmüş ve ne yapacağını Kazangap'a sormuştu. Kazangap da şu cevabı vermişti ona. Bu senin bileceğin bir iş. Eğer başın dinç olsun, rahatın bozulmasın diyorsan iyi diş et. Yok, anlaşanlı bir deven olsun istiyorsan dokunma. Ama bu durumda bütün sorumluluğu üstlenmen gerekir. Gücün kuvvetin yeterse ve sabredersen 3-4 yıl içinde azgınlığa geçer. Sonra boyun eğer, tıpış tıpış gelir ardından. Yedigey Karanar'ı iyi diş etmedi. Daha doğrusu gönlü razı olmadı. Eli varmadı. Onu damızlık olarak bıraktı. Ama öyle zamanlar oldu ki Karanar ona kan kusturdu. Sabah erkenden her şey hazırdı. Kazangabın naaşı bir keçeye sımsıkı sarılmış, yün iplerle bağlanmış ve bir traktörün römorkuna yerleştirilmişti. Naaşın konduğu yere önceden biraz talaş, yonga ve bir kat temiz ot sermişlerdi. Akşamın beşine altısına kadar işlerini bitirip dönebilecekleri için bir an önce yola çıkmalıydılar. 30 kilometre gidiş için bir o kadar da dönüş için yol yürüyeceklerdi. Ölüyü gömme işi epey zaman alırdı. Bu duruma göre ölüyü alma için verilecek aş ancak altı yenilebilirdi ve öyle kararlaştırıldı. İşte bu yüzden acele etmeliydiler. Her şey hazırdı. Yedigey bir gün önceden eğerleyip donattığı karanarın yularını tutmuş, acele etmelerini söylüyordu oradakilere. O, bütün gece hemen hemen hiç uyumadığı, bu yüzden yüzü biraz soluk olduğu halde, dimdik ayakta, vakur idi. Sinek kaydı tıraş olmuş, bıyıklarını düzeltmiş, önemli günler için ayırdığı en güzel elbisesini giymişti. Siyah ceket, beyaz gömlek, kadife şalvar ve ayaklarında meşin çizmeler, başında demir yolcu şapkası. Cephede kazandığı madalyalarını, nişanlarını ve beş yıllık plan uygulamasında başarılı işçilere verilen nişanını da takmıştı yakasına. Kıyafeti ona yakışıyordu ve görünüşü de heybetliydi. Kazangap'ın cenaze töreninde böyle olması gerekirdi zaten. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün boranlılar orada cenazeyi taşıyan Römörk'ün hareket etmesini bekliyordu. Kadınlar durmadan ağlıyorlardı. Yedigey hiç hazırlanmadan, nasıl olduğunu kendisi de bilmeden cemaate dönerek konuşmaya başladı. Şimdi Sarı Özek'in en eski, en kutsal mezarlığı olan Ana Beyt'e gideceğiz. Merhum Kazangap buna layıktır. Zaten oraya gömülmeyi vasiyet etmişti. Biraz durup söyleyeceklerini düşündükten sonra devam etti. Demek ki dünyada tuz, ekmek ve su kısmeti bu kadarmış. Merhum bizim bu boranlı istasyonunda tam 44 yıl hizmet etti. Bir ömür geçirdi burada. O burada çalışmaya başladığı yıllarda şu su tulumbası yoktu. Suyu haftada bir defa tankerlerle getirirlerdi. Ne kar kürüyen makineler vardı ne de başka bir makine. Şimdi onu son mekanına götürmek için bindirdiğimiz şu traktör de yoktu. Ama trenler vardı ve gelip geçiyorlardı. Yolların her zaman açık ve bakımlı olması gerekiyordu. O bir ömür harcayarak bu işi dürüstlükle ve büyük bir çabayla yerine getirdi. Çok iyi bir insandı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Haydi, şimdi yola çıkalım. Hepinizin gelmesine gerek yok. Zaten herkesi götürecek araç da yok. Hem Durakta makasta yapılacak işler var. Oraya altı kişi gideceğiz. Orada yapılması gereken her şey yapılacaktır. Kalanlar cenaze aşını hazırlasın ve bizi beklesinler. Merhumun çocukları adına, burada bulunan kızı ve oğlu adına hepinizi cenaze aşına davet ediyorum. Yedi öyle böyle bir niyeti olmadığı halde bu konuşması küçük bir cenaze töreni olmuştu. Bundan sonra yola koyuldular. Boranlar cenaze arabasının ardından bir süre yürüdüler. Sonra köyün çıkışında topluca durdular. Gidenler bir süre daha duydular kadınların ağlamasını. Ayzade ve Okubala'nın ağıtları da işitiliyordu. Artık hıçkırıklar duyulmaz oldu ve altı adam demir yolundan uzaklaşıp Sara özek bozkırına daldığı zaman Yedigey kendini biraz rahatlamış hissetti. Şimdi cenazeye götürenlerle baş başa kalmıştı ve ne yapacağını biliyordu. Güneş ufukta yükselmeye, sarı özek bozkırını bol ve tatlı ışıklarıyla doldurmaya, okşamaya başlamıştı. Ama hala serin sayılırdı ve bu yüzden yolculuklarını zorlaştıran bir durum yoktu. O geniş düzlükte ses ulaşmaz yükseklikte süzülen iki çaylaktan, arada bir yedigeyin ayakları dibinden fırlayıp çıkan çayır kuşlarından başka bir şey yoktu görünürlerdi. Çayır kuşları ürküp kaçıyor, cıklamaları ve kanat sesleri duyuluyordu. Yedigey bir an gözlerinin önüne kar yağışını, kar üzerinde bu kuşların uçtuklarını getirdi. Yakında giderler. Kar düşer düşmez toplanıp terk ederler buraları diye düşündü. Aynı anda bir gece önce demiryoluna kadar gelen tilkiyi hatırladı ve sanki onu oralarda bir yerde görüverecekmiş gibi kimseye belli etmemeye çalışarak sağa sola bakındı. Hemen sonra o gece fırlatılan ve bir ateş topu gibi sarı özek göklerinde yükselen roketi getirdi aklına. Böyle tuhaf şeyleri düşünmesine kendisi de şaştı ve bunları unutmaya çalıştı. Gidecekleri yol uzun olsa da böyle şeyleri düşünmenin sırası değildi. Yedigey karanara binmiş en önde gidiyor ana beytin yolunu gösteriyordu. Karanar adımlarını genişleterek yavaş yavaş uzun yol ritmine girmişti. Anlayanlar için çok güzel, çok çalımlı bir yürüyüştü bu. Boynunu gururla yukarı uzatmış, adım attıkça dalgalanıyor ama yine de o uzun boynun tepesindeki baş hiç kımıldamadan duruyordu sanki. Uzun, kalın damarlı ve yorulmak bilmeyen bacakları ise ölçülü adımlarla havayı yarıp ilerliyordu. Yedigey devenin iki örgücü arasına kurulmuştu. Yeri sağlam, rahat ve güvenliydi. Karanar sahibinin isteklerini içgüdüsüyle anlıyor, onun işaretlerine komutuna gerek bırakmadan tam onun istediği gibi yürüyordu. Hafif sarsıntıdan yedi geyin göğsündeki madalyalar, nişanlar şıngırdıyor, güneş ışığında pırıl pırıl parlıyor ama bu onu hiç rahatsız etmiyordu. Yedi geyin ardından Belarus marka traktör ve onun çektiği römork geliyordu. Sabitcan, genç traktör sürücüsü Keli Bey ile birlikte şoför mahallinde oturmuştu. Dün bir hayli içmiş, telsizle yönetilen insanlardan, daha birçok şeylerden söz ederek Boranların kafasını şişirmişti ama şimdi ağzını açmıyordu. Traktör sarstığı için başı bir oyana bir bu yana gidiyordu. Yedigey onun bu durumunu görünce Gözlüğünün bir yere çarparak kırılmasından korkmaya başladı. Ayzade'nin kocası Römork'ta Kazangap'ın naaşı yanındaydı. Çok üzüntülü görünüyordu. Güneşten gözleri kamaşıyor ve arada bir etrafına şaşkın şaşkın bakıyordu. Bu ayaş, ay beş para etmez adam, ne olduysa akşam ağzına bir damla içki almamıştı. Doğrusu çok iyi davranıyordu. İçmemekle de kalmamış Faydalı olmak için elinden geleni yapmış ve tabut römorka konurken en çok o omuz vermişti. Yedigey ona kendisiyle birlikte karınarın sırtına binmesini teklif ettiği zaman da hayır demişti. Ben kaynatamın yanında oturacağım. Mezara kadar yanından ayrılmayacağım. Yedigey ve bütün Boranlılar onun bu cevabını, bu tavrını pek beğendiler. Boranlı'dan ayrıldıktan sonra en çok ağlayan yine oydu. Ve şimdi ölünün başında da oturuyordu. Onun bu iyi davranışı Yedige'yi umutlandırmıştı. Keşke hep böyle devam etse, ayaşlığı Ay bıraksa, ayzade içinde, çocukları içinde büyük mutluluk olurdu bu, diye düşündü. Issız bozkırda ilerleyen bu küçük ve tuhaf cenaze alayının başını süslü takımlı bir deveye binmiş gei çekiyor. Onun ardından römorklu traktör geliyor. En geride yine Belarus marka bir yol açma makinesi bulunuyordu. Yol açma makinesinin sürücüsü bir zenci kadar esmer olan Cumali'ydi. Onun yanında da Uzun Adil Bay oturuyordu. Cumali genel olarak yol kazma makinesiyle demir şantiyelerinde çalışırdı ve Boranlı'ya yakınlarda gelmişti. Burada ne kadar kalacağı belli değildi. Yanında oturan ve kendisinden bir baş boyu daha uzun duran Adil Bay'la hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Cenaze için elinde bulunan bütün araçları vermiş olan istasyon şefi Osman'dan Allah razı olsun. Genç istasyon şefinin bu yardımları olmasaydı o kadar uzağa gitmek ve mezar kazmak hiç de kolay olmaz ve akşam dönemezlerdi. Mezar Müslüman geleneğine göre derin kazılarak çukurun dibine yanlamasına bir girinti açılacak, tabut oraya gömülecekti. Başlangıçta Osman'ın teklifi 7 biraz tuhaf göründü. Yol açma makinesiyle mezar açma fikrini beğenmemişti. Osman'la yüz yüze bu konuyu konuşurken kuşkuya kapılmış, kaşlarını çatıp suratını asmıştı. Mezarın ancak kazma kürekle ve kol gücüyle kazılacağını düşünüyordu. Ama Osman onu razı edecek bir yol buldu. Bak yedi ke, bana hak vereceksin. Önce kazma kürekle başlarsınız işe.'' Üst kısmını öyle açarsınız. Gerisini makineyle bir çırpıda bitirirsiniz. Biliyorsunuz sarı özek toprağı kaya gibi serttir. Makineyle istediğiniz derinliğe indikten sonra kazanakı yine kol gücüyle açarsınız. Öylece hem gelenekler uymuş hem de zaman kazanmış olursunuz. Şimdi bozkırda ilerledikçe Hedigey Osman'a daha çok hak veriyor. Hatta kendisinin bunu düşünmemiş olmasına şaşırıyordu. Ana beyte varınca İnşallah öyle yapacaklardı. Önce rahmetlinin başı kutsal kabeye dönük olacak şekilde uygun bir yer bulmalıydılar. Sonra traktörle getirdikleri kazma küreklerle mezarın üst kısmını açacaklar. Bundan sonra da kazma makinesini çalıştıracaklardı. Yeteri kadar derine inince kazma kürekle kazarak yani dipteki yan girintiyi, tabutu yerleştirecekleri yuva açılacaktı. Böyle geleneğe uyulmuş işi çabuk ve gereği gibi yapmış olacaklardı. 6 kişiden oluşan cenaze alayı işte bu amaçla sarı özek bozkırında, bazen yayvan bir tepenin üzerinde görünerek, bazen alçak bir vadide gözden kaybolarak ve bazen düzlükte yürüyerek ana beyte doğru ilerliyorlardı. En önde devesine binmiş yedigey, onun ardında traktör ve romork, en geride ise kalın tırnağı ile bir böceğe benzeyen önünde buldozer bıçağı, arkasında ters çevrilmiş kepçesiyle Belarus marka kazma makinesi. Yedigey, epeyce geride kalan Boranlı'ya son bir defa bakmak için başını çevirdiği zaman, kızıl tüylü köpeği yol barsında Tintin peşlerinden gelmekte olduğunu görüp şaştı. Bir bu eksikti. Köyden çıkarlarken yoktu. Ne zaman katılmıştı peşlerine? Geleceğini bilse bağlardı köpeği kurnaz köpekli doğrusu. Yedigey ne zaman karanara binip yola çıksa o da bir yolunu bulup düşerdi peşine. Şimdi de öyle yapmıştı. Eh ne yapalım gelirse gelsin diye düşündü Yedigey. Onu geri yollamak için vakit kaybetmeye değmezdi. Yolbars da sanki sahibinin aklından geçenleri anlamış gibi o sırada koşup traktörü geçti ve karanarın hizasına geldi. Yedi g kamçının sapını göstererek onu korkutmaya, dönmesini istediğini anlatmaya çalıştı ama köpek aldırmadı bile. Çünkü artık epeyce uzaklaştıklarını, sahibinin bunda geç kaldığını biliyor. Sanki alay ediyordu onunla. Aslında hayvanın onlarla birlikte işe kalkışmasının zararı da gelmesini önlemenin yararı da yoktu. Güzel, güçlü bir köpek diyor Bars. Geniş göğsü güçlü ve uzun tüylü boynu, kesik kulakları, zeki ve anlayışlı bakışları ile herkesin ilgisini çekerdi. Böylece ana beyt yolunda ilerlerken Yedigey'in aklından bin türlü düşünce gelip geçiyordu. Ufukta yükselen güneşe bakıp geçen zamanı ölçmeye çalıştıkça geçmişe ait olaylar bir bir canlanıyordu gözünde. İstasyonda bütün işleri kazangatla ikisinin yaptığı ve henüz genç oldukları bir dönemi hatırlıyordu şimdi. Başkaları boranlıda tutunamıyor. Buraya yerleştikten kısa bir süre sonra çekip gidiyorlardı. Oysa o ve Kazangap işten başlarını kaşıyacak zaman bulamıyorlardı. Ama şimdi bunun sözünü bile etmek cesaret işiydi doğrusu. Çünkü gençler hayatlarını böyle boşa harcadıkları için onları aptal yerine koyuyor, alay ediyorlardı. Niçin ne uğruna katlanmışlardı bütün bu zahmetlere? Onların da kendilerine göre sebepleri vardır elbet. Bir keresinde kardan tıkanan yolları açmak için durup dinlenmeden tam 48 saat çalışmış. Geceleyin önlerini bir lokomotifin farlarıyla aydınlatmışlardı. Kar dinmek bilmiyor. Yine dinmek bilmeyen rüzgar onlar yolun bir yanını açarken öbür yanını karla dolduruyordu. Soğuk desen iliklerine işliyordu insanın. Gözleri şişmiş, Yüzleri mosmor olmuştu. Arada bir soluk almak, biraz ısınmak için lokomotife çıkıp birkaç dakika kalıyor, yine dönüyorlardı. Sarı Özek'in o sonu gelmez berbat işine. Bir ara lokomotif bile tekerleklerinin yukarısına kadar karla gömüldü. Onlarla beraber çalışan üç yeni işçi o gece Sarı Özek'e lanetler okuyarak, küfürler savurarak işi bıraktılar. Tutsak mıyız biz? ''Tutsaklara bile dinlenme, yatma izni verilir.'' demişler, sabahleyinde bir trene binip gitmişlerdi. Giderken Allah'a ısmarladık yerine onlara ''Ne haliniz varsa görün, aptallar, çılgınlar.'' diye bağırmışlardı. Bu yeni işçilerin kazan kapla küfür küfredip gitmelerinin sebebi yalnız karla boğuşmaları değildi. Kavga etmişlerdi. Gece yarısı artık çalışamaz durumdaydılar kar durmadan yağıyor, rüzgar savuruyor ve kudurmuş bir köpek gibi saldırıyordu işçilerin üzerine. Başlarını sokabilecekleri bir yer yoktu. Lokomotifin farları bile yetmiyordu önlerini aydınlatmaya. Çünkü lokomotiften çıkan buhar bir sis oluşturuyor ve önlerini göstermiyordu. Üç yeni işçi çekip gidince işler kazan kaplı ikisine kalmıştı. Onlar da iki deveyi bir kazığa koşarak taşımaya başladılar yığılan karları. Ama hayvanlar da donuyor. O göz açtırmayan tipi de yürüyemiyorlardı. Yolun iki yanında kar develerin göğsüne kadar yükselmişti. Kazangap önde giderek hayvanları çekiyor. Yedigey ise arkadan kamçısını sallayarak onları gayrete getiriyordu. Böylece gece yarısını ettiler. Develer kara saplanıp kalıyor. Adım atamıyorlardı artık. Bu durumda tipi yatışıncaya kadar beklemekten başka ellerinden bir şey gelmezdi. Rüzgardan korunmak için lokomotifin yanına gelip durdular. Yedigey eldiveni içinde donmuş parmaklarını birbirine vurarak ''Kazake'' dedi ''Artık yeter. Lokomotife çıkalım da tipinin dinmesini bekleyelim.'' ''Havanın değişeceği yok. Şimdi nasılsa yine öyle olacak. İşimiz yolu açmak. Nasıl olsa biz yapacağız bu işi. Bir şey yapmadan durmaya hakkımız yok.'' Hadi sarılalım kürekleri. Biz insan değil miyiz yani? Böyle bir zamanda insanlar değil kurtlar, vahşi hayvanlar çekilir inlerine. Ay köpek herif, sana göre geberip gitmeliyiz bu havada. Tek başına kal da geber öyleyse. Yedigey böyle derken kazan kapın suratına bir yumruk indirmişti. Bunun üzerine kapıştılar ve birbirlerinin dudaklarını patlattılar. Yüzleri gözleri kana bulandı. Eğer o sırada lokomotifin ateşçisi aşağıya atlayıp onları ayırmasa kim bilir nasıl biterdi bu kavga. Ya işte böyle. Kavga da etmişlerdi. Kazangap işte böyle bir adamdı. Artık onun gibileri yoktu dünyada. Kazangap sonuncusuydu ve şimdi onu da gömeceklerdi. Birkaç veda sözünden doğadan sonra amin diyecek ve orada bırakacaklardı onu. Yedigey Bunları düşünürken bir yandan da yarı yarıya unuttuğu duaları tekrarlayıp hatırlamaya, Tanrı'ya yönelteceği yakarışları bir sıraya koymaya çalışıyordu. Çünkü insan kalbinde başlangıç ile son, hayat ile ölüm arasındaki çelişkiyi uzlaştıran, yalnız ve yalnız bilinmeyen, görülmeyen Tanrı'ydı. Dualar işte bunun için okunuyordu. Başka türlü Tanrı'ya sesini duyuramazsın niçin yaratıp niçin öldürdüğünü soramazsın ki. Dünya kuruldu kurulalı insanlar böyle yaşıyor. Pek razı olmasa da böyle katlanıyor kaderine. Doğaların var oldukları günden beri hiç değişmemesinin, hep aynı sözlerle tekrarlanmasının sebebi de teselli bulup yatışmaları, boşu boşuna sızlanmamaları içindir. Doğalar, yüzyılların okşayıp parlattığı altın külçeleri gibi, dirilerin, ölülerin başında söyledikleri en özlü, en süzme ve en son sözlerdir. Adet, gelenek böyledir. Yedigey'in aklına şunlar geliyordu. Allah'ın varlığına ya da yokluğuna inanmak başka şeydir. Ama insan denen yaratık bu şekilde davranması bağışlanacak bir şey olmasa da ancak başı sıkıştığı zaman Allah'ın adını anıyor. Allah'tan yardım diliyor. İnanmayan insan başı ağrımayınca Allah'ı düşünmez." diyen atasözü de bundan doğmuş olsa gerek. Ne olursa olsun herkes duaları bilmelidir. Yedigey başını döndürüp araçlarla gelen genç arkadaşlarına baktı ve onların hiçbirinin duaları bilmediğini düşünerek canı çok sıkıldı. Öldükleri zaman birbirlerini gömmek zorunda kaldıkları zaman ne yapacaktı bu insanlar? Öleni sonsuzluğa uğurlarken hayatın başlangıcını ve sonunu kapsayacak sözleri nereden bulup söyleyeceklerdi? Elveda yoldaş, seni unutmayacağız mı diyeceklerdi ya da bunun gibi başka bir zırva mı? Bir gün şehirde bir cenaze töreninde katılmış ve mezarlıktaki o törenin herhangi bir toplantıdan farksız geçtiğini görünce şaşıp kalmıştı. Bir takım hatipler ellerindeki kağıtlarla Merhumun tabutu başına gelmiş nutuk okumuşlardı. Hepsi birbirine benziyordu bu nutukların. Merhumun ne iş yaptığı, hangi işleri başardı, nasıl çalıştığı, kime nasıl hizmet ettiğini anlatmışlardı. Sonra müzik çalmış, mezarına çiçek koymuşlardı. Konuşmacılardan hiçbiri hayattan ve ölümden söz etmedi. Ta ilk çağlardan bugüne kadar insanların varlık ve yokluk, hayat ve ölüm hakkındaki bilgilerinin doğru Öze olan dualarda söylendiği gibi bir söz söylenmedi. Sanki o güne kadar dünyada kimse ölmemişti ve bundan sonra da ölmeyecekti. Zavallılar kendilerini ölümsüz tanıyorlardı herhalde. Gözlerinin önündeki gerçeğe rağmen konuşmalarını ''O ölmedi, ölümsüzlerin arasına karıştı'' diye bitiriyorlardı. Yedigey bölgeyi iyi bilirdi. Hem Karanar'ın sırtında olduğu için çevresini ta uzaklara kadar görebiliyor, ana beyti en kestirme yolu seçiyordu. Arada bir kestirme yoldan biraz açılmasının sebebi, arkadan gelen araçları bir çukura düşmeden kolayca geçecekleri düzlüğe çekmek istemesiydi. Her şey yolunda gidiyordu. Uz gitmiş, az gitmiş olsalar da herhalde yolun üçte birini almışlardı. Karanar yorulmak bilmeden geniş adımlarla yürüyor, sahibinin komutunu daha ilk hecesinde anlayarak ona uyuyordu. Karanların ardından traktör ve ekskavatör büyük bir gürültü çıkararak ilerliyorlardı. Fakat ileride onları hiç akıllarından geçirmedikleri, geçiremeyecekleri bir olay bekliyordu. Ne kadar inanılır gibi olmasa da Sarı Özek uzay üstünde onlarla ilgiliydi onların karşılaşacağı olay. Konvansiyon uçak gemisi yerinden ayrılmamıştı. Büyük okyanusta, Aleut adalarının güneyinde, Vladivostok ile San Francisco'ya tam eşit uzaklıktaki yerinde duruyordu. Okyanusta hava değişmemişti. Günün öğlene kadar olan saatlerinde, güneş engin denizi göz kamaştıran ışıklarını boğmuştu ve havanın değişeceğine dair hiçbir belirti görünmüyordu ufukta. Uçak gemisinde pilotlar ve iç güvenlik ekipleri de dahil olmak üzere herkes Görev başında gergin bir bekleyiş içindeydi. Ama çevrede alarm durumuna sebep olabilecek somut bir şey yoktu. Sebep çevredeki olaylar değil, uzay derinliğinde galaksinin ötesindeki olaylardı. Tramplen yörüngesindeki parite uzay istasyonu aracılığıyla orman göğüs gezegeninden, daha doğrusu bu gezegenle temas kurmuş iki parite pilotundan gelen haberler, ortak yönetim merkezi sorumlularını ve özel yetkilerle donatılmış komisyon üyelerini tam bir şaşkına çevirmişti. Her iki taraf öyle bir şaşkınlık içindeydi ki, kendi çıkarlarını ve özel durumlarını tespit etmek için önce kendi aralarında ayrı ayrı toplanmayı tercih etmişler, ondan sonra ortak toplantı yapmaya karar vermişlerdi. İnsanlık tarihinden o güne kadar görülmemiş bir keşfin yapıldığını onlardan başka hiç kimse bilmiyordu yeryüzünde. Dünya orman göğsü gezegeninden ve buradaki uygarlıktan habersizdi. En gizli yollardan haberli bulunan iki tarafın hükümetleri bile olayın bundan sonrasını ve nasıl geliştiğini henüz öğrenememişlerdi. Hükümetler uzmanlardan oluşan tam yetkili komisyonların toplanıp vereceği kararı bekliyordu. Konvansiyon uçak gemisinde çok sıkı bir denetim vardı. Pilotlar da dahil Herkes görevinin başında hazır bekliyordu ve hiçbir sebeple yerlerinden ayrılmayacakları emredilmişti onlara. Uçak gemisinin çevresinde 50 kilometre yarı çapındaki alan yasak bölge ilan edilmişti. Ve bu bölgeye hiçbir gemi yaklaştırılmıyor. Yine o bölgeden geçecek uçaklar da konvansiyona 300 kilometreden fazla sokulamıyordu. İki tarafın komisyonlar arasında yapılması gereken ortak toplantıya ara verildikten sonra Demuriç projesini yürüten iki devletin sorumluları ayrı ayrı kendi aralarında toplandılar ve parite 1-2 ile parite 2-1 kozmonotların gönderdiği bilgileri incelediler. İki kozmonotun sesi uzayın akıl almaz uzaklıktaki bir noktasından, o güne kadar varlığı bile bilinmeyen bir gezegenden geliyordu. Dikkat dikkat! Bu yıldızlar arası yayın dünya içindir. Dünyalıların dilinde adları bile olmayan şeyleri anlatmak çok zor. Yine de bizim gezegenimizde birçok ortak nokta bulunmaktadır. Orman gezegenliler insana benzeyen yaratıklar. Aslında bizim gibi insanlardır. Yaşasın dünya evrimi. İnsan türünün evrimi. Burada da evrensel prensiplere göre gelişmiş ve dünya dışı insan türünün güzel, mükemmel bir insan örneği meydana gelmiş. Buradaki insanlar Esmer tenli, mavi saçlı, mor, yeşil gözlü, kirpikleri ince ince, yumuşak ve bembeyaz. Yörünge istasyonumuza yanaştıkları zaman onları tamamen saydam bir tulum elbise içinde gördük. Uzay gemilerinden bize gülümsediler ve gelmemizi işaret ettiler. Ve biz bir uygarlıktan öbürüne geçtik. Pervaneli uçuş aracı istasyonundan ayrıldı. Araç ışık hızıyla uçuyor ve biz içinde olduğumuz halde bunu hissetmiyorduk. Böylece zaman akışını yenerek uzayın derinliklerine daldık. Bizi ilk şaşırtan şey ağırlığımızın değişmemiş olmasıydı ve bu bizi rahatlattı. Bunu nasıl başardıklarını anlayamadık ve bize ilk söyledikleri İngilizce Rusça karışımı "Galaksimize hoş geldiniz" oldu. Bu sözleri duyunca az bir çaba göstererek onlarla konuşabileceğimizi anladık. Mavi saçlı bu yaratıkların boyları 2 metreye yakındı. 4 erkek, biri kadın olmak üzere 5 kişiydiler. Kadın da erkekler kadar uzundu ve erkeklerden boyu ile değil, vücudunun kadınımsı biçimi ve renginin biraz daha açık oluşuyla ayrılıyordu. Orman göğsü insanlarının rengi, Kuzey Afrika Araplarının rengini andırıyor. İşin önemli yanı, daha ilk karşılaşmamızda onlara büyük bir güven duymuş olmamızdır. Erkeklerden üçü uçan aracın pilotu, dördüncü erkek ve kadın ise dünya dillerinin uzmanıydılar. Bu uzmanlar bizim uzay araçlarımızdan telsizle yaptığımız konuşmaları zapt etmiş, İngilizce ve Rusça kelimeleri derleyerek incelemiş, sistemleştirmiş ve bu iki dilin bir sözlüğünü yapmışlar. Onlarla karşılaştığımız zaman 2500'den fazla kelime ve deyim biliyorlardı. İşte onların bu kelime birikimi sayesinde anlaşmamız kolaylaştı. Kendi dilleri bizim dillere hiç benzemiyor. Yalnız seslileri bakımından İspanyolca yandırıyor. Pariteden ayrılışımızdan 11 saat sonra güneş sisteminin dışına çıktık. Kendi yıldız sistemimizden çıkıp başka bir sisteme geçtiğimizin farkına bile varmadık. Çünkü evrenin yapısı her yerde aynı. Önümüzde Gittiğimiz yönde gittikçe büyüyen kızıllıklar gördük. Yangını andıran bu kızıllıklar genişliyor. Uçsuz bucaksız al şafaklar halinde yayılıyordu. Bir tarafı karanlık, öbür tarafı aydınlık gezegenlerin yakınından geçtik. Görüş alanımızın içinde birçok güneş ve ay vardı. Sonra birdenbire geceden gündüze çıkmış gibi olduk. Uçsuz bucaksız göz kamaştıran bir aydınlığa daldık o güne kadar görmediğimiz o parlak gökyüzünü çok büyük, çok güçlü ışık saçan bir güneş aydınlatıyordu. Dil uzmanı kadın, şimdi bizim galaksideyiz. Bakın şu gördüğünüz bizim iyemiz, cazip ya da kral yıldızımız yani güneşimizdi. Az sonra bizim gezegenimiz olan orman göğsüne varmış olacağız. Gerçekten de uzayın akıl almaz yükseklerinde onların iye adını verdikleri ve bizim için yeni olan o büyük güneşi gördük. Bu güneş hem ışıklarının parlaklığı hem de boyutları bakımından bizim güneşimizi kat kat geçiyordu. Orman göğsü gezegeninde bir gün 28 saat sürüyor. Bu dünya ile bizim dünyamız arasındaki bir dizi jeobiyolojik farklılıkların bundan ileri geldiğini sanıyoruz. Bütün bu konularla ilgili bilgileri size daha ayrıntılı olarak bundan sonraki bağlantıda ya da pariteye döndüğümüz zaman verebileceğimiz sanıyoruz. Şimdilik birkaç önemli bilgiyi vermekle yetiniyoruz. Orman göğsü gezegeni uzaktan tıpkı bizim dünyamız gibi görünüyor. Dünyayı olduğu gibi onun çevresinde atmosfer tabakaları kuşatmış. Gezegene 5-6 bin metre yaklaştığımız zaman rehberlerimiz bizim için gezegenleri etrafında özel bir tur yaparak orman göğsünü panoramik olarak seyrettirdiler. Manzara çok çok güzel, olağan dışıydı. Sıra sıra dağları, büyük dağların doruklarını gördük. Dağlar, tepeler koyu yeşil ormanlarla kaplıydı. Denizler, göller, nehirler de çoktu. Gezegenin bazı yerlerinde, özellikle kutup bölgelerinde çıplak, ıssız alanlar da vardı ve buralarda sürekli kum fırtınaları esiyordu. Ama bizi en çok şaşırtan, en çok etkileyen şehirler ve kasabalar oldu. Gezegenin tabii güzellikleri arasında yükselen bu yüksek yapılar orada şehirciliğin, şehirleşmede ulaştıkları düzeyin en yüksek olduğu yerlerdi. Mavi saçlı uzaylıların şehirleri yanında Manhattan bile çok sönük kalır. Bizim anladığımıza göre Orman Göksel'lerin evrendeki akıllı yaratıklar arasında çok orijinal, çok üstün bir yeri var. Burada kadınların gebeliği 11 ay sürüyor. Tabii orman göğsü gezegeninin 11 ayı. Ortalama insan ömrü de oldukça uzun. Yine de onlar için en büyük mesele, en önemli mesele insan ömrünü uzatmakmış. Ortalama insan ömrü 130-140 yıl ama içlerinde 200 yıl yaşayanlar da var. Gezegenin toplam nüfusu 10 milyarı aşmış. Şimdilik size bu mavi saçlı insanların hayat tarzı, bu uygarlığın özellikleri ve seviyesi hakkında Az da olsa sistemli bir bilgi verebilecek durumda değiliz. Ancak bize en çok şaşırtan şeyleri bölüm bölüm anlatmaya çalışacağız. Güneş enerjisinden, daha doğrusu iyonun enerjisinden yararlanıyorlar. Isı ve elektrik elde ediyorlar. Santrallerin verimlilik oranı ve bizim hidroteknik usulde elde ettiğimiz orana göre çok daha yüksek. Bundan da önemlisi gece ile gündüz arasındaki ısı farkını da enerjiye dönüştürüp biriktirebiliyorlar iklimi denetim altına almayı da öğrenmişler. Bize gezegenlerini tanıtmak için yaptırdıkları uçuş sırasında uzay gemisinin önüne çıkan sis ve bulutları bir anda ışınlayıp dağıtıverdiler. Ayrıca yoğun hava akımlarını, deniz ve okyanuslardaki su akıntılarını yönlendirdiklerini, böylece gezegenlerdeki havanın nem oranını ve ısısını ayarladıklarını da öğrendik. Bundan başka yer çekimini de denetim altında tutabiliyorlar ki bu da onlara yıldızlar arası uçuşlarda büyük kolaylık sağlıyor. Bütün bunlara karşılık bizim yeryüzünde henüz karşılaşmadığımız bir problemleri var. İklimi denetleyip kuraklık meselesini çözmüş olmalarını, nüfusları dünya nüfusunun iki katı olduğu halde besin azlığı veya beslenme güçlüğü gibi sıkıntılarda bulunmamasına rağmen üstesinden gelemedikleri bir meseleyle karşı karşıya bulunuyorlar. Gezegenlerinin bir bölümü yavaş yavaş yaşanmaz hale geliyor. O bölümde bütün canlılar ölüp gidiyormuş. Kendilerinin iç kuraklık dedikleri bu olaylardan ileri geliyormuş bu durum. Gezegenin üzerinde tanıma uçuşu yaparken Güneydoğu bölgelerini büyük kum fırtınalarının kasıp kavurduğunu görmüştük. Açıkladıklarına göre bu fırtınalar gezegenin merkezinden gelen ani reaksiyonlardan doğuyormuş. Belki bu reaksiyonlar bizim dünyamızdaki volkan püskürmesi gibi bir şeydi. Ama burada yavaş yavaş ve yaygın bir radyasyon olayı olarak ortaya çıkıyor. Gezegenin kabuğunu dağıtıp bozuyor. Toprağı oluşturacak elementleri yok ediyormuş. Orman göğsü gezegeninin o bölümünde her yıl büyük sahradan daha geniş bir çöl adım adım genişliyor. Mavi saçlıların hayat veren topraklarını kaplıyormuş. Onların karşı karşıya bulundukları en büyük felaket buymuş. Gezegenin derinliklerinde meydana gelen bu olayı denetim altına alamıyorlarmış. Bu korkunç iç kuraklık afetiyle mücadele için gezegenin en büyük bilginleri, bilimsel, teknik, pratik bütün imkanları seferber edilmiş. Onların gezegeninin bizim ayımız gibi bir uydusu yok. Ama bizim ayı biliyorlar. Hatta aya inmiş, inceleme yapmışlar. Söylediklerine göre ay da şimdi onların gezegeninde karşılaşılan türden bir felakete uğramış. Bu bizi bir hayli düşündürdü. Çünkü ay dünyamıza çok yakın. Biz de aynı felaketi göğüslemeye hazır mıyız? Olayın bir iç bir de dış yönü var. Biz uygarlıklarla buluşmaya, anlaşmaya hazır mıyız? İnsanlar sonu gelmez çekişmeler, kavgalar yüzünden ne kadar geri kaldıklarını, entelektüel gelişme bakımından ne kadar zararlı çıktıklarını anlayabilecekler mi? Şimdi orman göğsünde bilim çevrelerinde gezegen çapında bir tartışma var. İç kuraklığın sarını çözmek ve kurumayı durdurmak. Böylece felaket önlemek için çalışmaları arttırmak mı daha yerinde olur? Yoksa evrende uygun bir gezegen bulup, Orman göğsüleri zaman içinde oraya göç etmeye. Orada uygarlıklarını sürdürmeye hazırlamak mı? Şimdilik böyle bir gezegen bulup bulamadıklarını ya da hangi gezegene gitmeyi düşündüklerini bilmiyoruz. İşin bizi çok şaşırtan yanı şu. Orman göğüsler gezegenlerinde daha milyonlarca yıl öyle bir tehlikeye maruz kalmadan yaşayabilirler. Buna rağmen sanki gezegende yaşayanlar o tehlikeyle bugün karşı karşıyaymışlar gibi bunu en önemli mesele sayıyor ve önlemek için kolları sıvamış bulunuyorlar. Bu gezegende yaşayanlardan herhangi birinin aklından benden sonra tufan gibi haince bir düşüncenin geçmemiş olması mümkün müdür? Ama gezegende yıllık brüt gelirin önemli bir bölümünün iç kuraklığın yayılmasını önlemek masraflarına ayrıldığını öğrenince biz bunu aklımızdan geçirdiğimiz için utandık. Şimdilik sinsi sinsi genişleyen çölün çevresinde binlerce kilometre uzunluğunda engelleme duvarları yapmayı tasarlıyorlar. Bunun için çok derin kuyular açacak, bu kuyuları çok dayanıklı nötr maddelerle dolduracak ve iç kurmayı azaltacaklarmış. Şüphesiz onların da sosyal hayatta insan mantığına ta ilk çağlardan beri ağır baskı altında tutan, çok düşündüren, ahlaki, fikri konularda büyük problemleri var. Uygarlık ve refah düzeyi ne kadar yüksek olursa olsun, 10 milyardan fazla insanın bir arada hiçbir meseleleri olmadan yaşayabilmesi o kadar kolay bir şey değil. Bununla beraber karşılaştığımız bir gerçek bizi büyük bir şaşkınlık içinde bıraktı. Bu gezegenin insanları devlet denilen kurumun ne olduğunu bilmiyorlar. Para, savaş, silah gibi şeylerden haberleri bile yok. Belki uzak geçmişlerinde savaşmış, devletler kurmuş para kullanmışlardır. Bunun sonucu olarak başka sosyal davranışlar içinde bulunmuşlardır. Ama bugünkü aşamada devlet gibi zorlayıcı bir kuruluşu, savaş gibi mücadele biçimlerini bilmiyorlar. Eğer onlara bizim gezegenimizde ardı ardına kesilmeyen ve yıkıma götüren silahlı çatışmaların olduğunu söylesek, anlatmaya kalkışsak, şüphesiz bunu pek saçma bulacak ya da meselelerin çözümü için çok barbarca çok vahşi bir usul olarak göreceklerdir. Onların gezegeninde hayat bambaşka ilkelere, esaslara göre kurulmuş ve biz dünyalılar kendi düşünce tarzımızda bunu kolay kolay anlayamayız. Orman göğüslüler öyle yüksek düzeyde bir ortak yaşama bilincine varmışlar ki, savaşı bir kavga, bir mücadele şekli olarak kesinlikle reddediyorlar. Bu durumda evrenin kavrayabildiğimiz sınırları içinde en yüksek uygarlığın onların uygarlığı olduğunu düşünüyoruz. Belki onlar zaman ve uzamın insanın denetimi altına alındığı ve bunun akıllı yaratıklar için başlıca yaşama sebebi, yaşama amacı sayıldığı çok yüksek bir bilim düzeyine ulaşmış bulunuyorlar. Ve bu gelişme, bu evrim yeni, üstün, sonsuza kadar sürecek bir aşamaya girmiş bulunuyor. Biz birbirleriyle karşılaştırılması mümkün olmayan şeyleri karşılaştırmaya kalkıyoruz zamanla dünyalılar da ilerleyip bu düzeye geleceklerdir. Şimdiden bu umudu ve övüncü veren belirtiler var. Yine de bizi karamsarlığa iten şu düşünceden kurtulamıyoruz. Ya yeryüzündeki insanlar trajik bir yanılma ile tarihin ancak bir savaşlar tarihi olduğuna kendilerine inandırırlarsa, o zaman ta başından beri yanlış, çıkmaza sürükleyen bir yol tutmuş olmuyor muyuz?'' Bu durumda nereye gideriz? Sonumuz ne olur? İnsanlar tuttukları yolun felakete götürdüğünü mertçe kabul etmek cesaretini gösterebilecekler mi? Biz ikimiz kaderin lütfuyla dünya dışı bir toplum hayatının ilk tanıkları olduk ve şimdi karma karışık duygular içindeyiz. Dünya için hem umutlanıyor hem de korkuya kapılıyoruz. Umutlanmamızın sebebi evrende bizim ancak silahlı çatışmalarla çözmeye kalkıştığımız, düzeltmeye çalıştığımız çelişkili durumların tamamen dışında kalarak, üstün bir sosyal hayat düzenini kuranların, bu örneği sunanların bulunmasıdır. Orman göğsüler, onlar için uzayın epeyce uzak bir noktasında dünya gezegeninin bulunduğunu biliyor ve dünyalarla sık sık temaslar kurmayı, ilişkiler içinde bulunmayı çok istiyorlar. Bu onlar da sadece bir merak değil. Temas kurmayı sırf meraklarını gidermek için düşünmüyorlar. Onlar bunu iki uygarlık arasında tecrübe alışverişi yapmak, ortak yarar için düşünce ve ruhun gelişmesinde yeni bir çizgi başlatmak, akıl ve mantığın zaferini kutlamak için istiyorlar. Onların dünya ile temas kurmada bizim hayal bile edemeyeceğimiz beklentileri var. Evrensel aklın iki ayrı dalındaki gelişmeleri birleştirerek Evrende insanların sonsuza kadar var olma yolunu bulabileceklerini düşünüyor. Bunu umuyorlar. Çünkü gezegenlerde eninde sonunda her türlü enerjinin tükeneceğini ve bir tedbir alınmazsa gezegenin ve gezegendeki hayatın sona ereceğini düşünüyorlar. İşte böyle. Milyarlarca yıl öncesinden dünyanın sonu problemi üzerinde duruyor ve şimdiden evrende bulunan bütün canlılarla ilişki kurmak bütün canlıların bekasını suçlamak amacıyla bir uzay haberleşme üssü kurmaya hazırlanıyorlar. İsteseydiler ellerinde bulunan ışık hızındaki gemilerle dünyaya çoktan çıkabilirlerdi. Ama bunu dünyaların rızası ve daveti olmadan yapmak, davetsiz konuk olmak istemiyorlar. Çoktan beri bizlerle temas kurmak istediklerini anlamış bulunuyoruz. Bizim uzay istasyonlarımız uzun süre yörüngede kalmaya başlayınca, temasa geçme zamanının geldiğine karar vermiş. Bunun için uzun uzun hazırlanmış ve sonunda teşebbüse geçmişler. Kısmet bizimmiş. Yörünge istasyonunda sinyalleri ilk defa algılayıp değerlendiren biz olduk. Bizim orman göğsü gezegenine gelişimiz burada büyük bir heyecan yarattı. Bizim gelişimiz dolayısıyla ancak çok önemli günlerde ve olaylarda devreye sokulan televizyonla bölgeler arası uzaktan temas sistemi kuruldu. Çevremizi kuşatan aydınlık havada aslında binlerce kilometre uzağımızda bulunan insanları ve nesneleri hemen yanı başımızda, karşımızda gördük. Yalnız görmekle kalmadık. Onlarla konuştuk, el sıkıştık, gülüştük, şakalaştık, sevinç çığlıkları attık. Orman göğüslüler güzel insanlar doğrusu. Birbirlerinden çok farklılar. Bölgelere göre saçlarının rengi de koyu maviden açık maviye kadar değişiyor. Yaşlıların saçları bizde olduğu gibi ağarıyor. Her bölge ayrı bir etnik gruptan oluştuğu için insan tipleri de bölgeden bölgeye değişiyor. Bütün bunları ve bize şaşırtıcı gelen daha nice konuları pariteye ya da dünyaya döndüğümüzde uzun uzun anlatacağız. Şimdi en önemli konuya geliyoruz. Orman göğüslerin bizden bir ricaları var. Bunu size paritenin haberleşme sistemiyle iletmemizi istediler bizden istedikleri şudur. Dünyalıların uygun gördükleri bir zamanda gezegenimize gelip gezmek istiyorlar. Bu arada orman göğsü ile dünya yolunun tam ortasında gezegenler arası bir istasyon kurma çalışmalarına başlamayı öneriyorlar. Bu istasyon başlangıçta ön görüşmeler, buluşmalar için kullanılacak. Sonra da iki gezegen arasında geliş gidişler için sürekli bir üs olacak. Onların bu önerisini size iletmeye söz verdik. Ancak bu konuda bizi çok kaygılandıran noktalar var. Biz dünyalılar böyle bir buluşmaya, karşılaşmaya hazır mıyız? Bu buluşmayı, bu görüşmeyi yapabilecek olgunlukta mıyız? Toplumlarımız arasında bunca uyuşmazlık, sürtüşme, çatışma sürüp giderken dünya adına, bütün insanlık adına hareket etmek, onları temsil etmek yetkisine sahip miyiz? İnsanlar milletler arasında yeni bir uyuşmazlık, yeni bir üstünlük kavgası üstünlük yarışı çıkmaması için size çok rica ediyoruz. Lütfen bu konuyu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan başka bir kuruluşa götürmeyin. Şunu da önemli diliyoruz ki, meseleyi Birleşmiş Milletler'e götürdüğünüz zaman herhangi bir devletin veto hakkını kullanması, daha doğrusu kötüye kullanması önlensin. Hatta veto hakkı bu seferlik tamamen kaldırılsın. Uzayın uzak bir yerinde bulunduğumuz sırada böyle şeyleri düşünmek bize çok acı geliyor. Ama biz dünyalıyız ve dünyaların huyunu soyunu çok iyi biliyoruz. Son olarak yine kendimizden niçin böyle davrandığımızdan söz etmek istiyoruz. Bizim birdenbire kayboluşumuzun sebep olduğu şaşkınlığı, bununla ilgili olarak ne sıkı tedbirlere başvurduğunuzu tahmin ediyoruz. Sizi bu duruma düşürdüğümüz için üzgünüz. Ama dünya tarihinde işi görünmedik bu olayda, bize düşen bu misyonu yerine getirmek zorundaydık. Bunu reddetmeye hakkımız yoktu. Biz öyle düşünüyoruz. Onun için talimatnameye disipline sıkı sıkıya bağlı olmamız gerektiği halde biz disiplini bozarak böyle davrandık. Bu davranışın tam olarak bilincindeyiz ve bu yüzden bize verilecek cezaya razıyız. Bırakın bu vicdan sızısını çekelim. Kendi cezamızı da kendimiz verelim. Şimdilik bir yana bırakalım bunları. Bizi iyi dinleyin. Size evrenin öbür ucundan bir mesaj gönderdik. Size bugüne kadar bilmediğimiz İye Güneşi'nin galaktik sisteminden haber ulaştırdık. Mavi saçlı, orman göğsüler çağdaş uygarlıkların en yükseğini yaratmışlar. Onlarla buluşup görüşmek bizlerin bütün hayatını ve insanlığın kaderini değiştirebilir. Her şeyden önce dünyanın çıkarlarını düşünerek böyle bir işe cüret edebilecek miyiz?'' Yabancı gezegende yaşayanların, orman göğüslerin bizim için asla bir tehlike, bir tehdit oluşturmayacağına inanıyoruz. Onların tecrübelerinden yararlanmasını bilirsek dünyadaki hayatımızı değiştirebiliriz. Dünyamızı kuşatan maddelerden, enerji elde edilmesinden tutun da silahsız, zorlamasız, savaşsız yaşamaya kadar çok şey öğrenebiliriz. Savaşsız yaşamak deyimi belki size tuhaf, saçma gelebilir ama biz burada akıllı yaratıklar olan orman göğsülerin böyle yaşadıklarına tanık olduk. Jeobiyolojik yapısı bakımından dünyamıza çok benzeyen bu gezegenin insanları işte böyle yüksek bir uygarlık düzeyine ulaşmışlar. Ve akıllı yaratıklar oluşumuz bakımından akraba saydıkları dünyalı kardeşleriyle her iki tarafın yararını olacak, onurunu koruyacak şekilde buluşup görüşmek istiyorlar. Dünya dışı bir uygarlıkla, şaşkına dönen, gözleri kamaşan ve etkilenen bizler yine de bir an önce dünyamıza dönmek, galaksimiz dışında iyi güneşinin gezegenlerinden birinde gördüklerimizi anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Orman göğsü gezegeninden tam 28 saat sonra yani bu telsiz haberimizden bir gün ve bir gece sonra parite istasyonuna dönmek, ortak yönetim merkezinin emrine girmek niyetindeyiz. Şimdilik hoşçakalın. Güneş sistemine doğru yola çıkmadan önce size varış saatimizi bildireceğiz. Orman göğsü gezegeninden yaptığımız ilk yayın burada sona eriyor. Yakında görüşmek üzere. Bizim için endişe etmemelerini ailelerimize bildirmenizi çok rica ediyoruz. Kozmonot Parite 1-2, Kozmonot Parite 21. 1 Konvansiyon uçak gemisinde olağanüstü yetkilerle donatılmış kurulların, paritede olanlarla ilgili ayrı ayrı yaptıkları toplantılar sona ermişti. Her iki kurul kendi üst mercilerine danışmak için uçak gemisinden ayrılmaya karar verdiler. Uçaklardan biri San Francisco'ya ondan birkaç dakika sonra da öteki uçak Vladivostok'a doğru hareket etti. Konvansiyon Büyük Okyanus'ta Aulet Adaları'nın güneyindeki yerinde kımıldamadan duruyordu. Gemide çok sıkı denetim ve güvenlik tedbirleri alınmıştı. Herkes görevinin başında pür dikkat bekliyordu. Hiç kimse tek kelime konuşmuyor, çıt çıkarmıyordu. Ana beyte giden yolun üçte birini almışlardı. Bir defa ufuktan kendini gösterince çok çabuk yükselen güneş şimdi Bozkır'ın tepesinde bir noktada hareketsiz duruyor gibiydi. Gündüzün kavurucu sıcağı başlamıştı. Boranlı Yedigey arada bir saatine güneşe ve göz alabildiğine uzanan düzlüklere bakıyor. İyi yol aldıklarını, şimdilik her şeyin uz gittiğini söylüyordu kendi kendine. O yine de en önde, devesinin sırtında gidiyordu. Onun ardından römörklü traktör, römörkun da ardında Belarus marka yol kazma makinesi. Kızıl tüylü yol barsta tin tin koşuyordu yanlarında. Demek ki insanın beyni bir dakika düşünmeden duramıyor o garip başı öyle yaratılmış ki istese de istemese de düşünceler ard arda geliyor. Bir düşünceden öbürü doğuyor. Herhalde ölünceye kadar böyle devam ediyor bu. Yola çıktıkları andan beri denizin dalgaları gibi birbirini kovalayarak başını dolduran anılar ve düşünceler karşısında işte böyle bir keşif yapmış oldu. Çocukluğunda rüzgarlı havalarda sık sık aral kıyısına gelir, birbirini doğurarak ve birbirini kovalayarak gelen köpüklü dalgalara uzun uzun bakardı. Dalgaların kabarıp meydana gelişleri ve sonra yok oluşları bir canlı varlık olan denizden doğup ölmelerine benzeyen bir hareketti. O zamanlar çocuk haliyle bir martı olup kanatlanmak, havalanmak, o büyük aralı onun çırpınan köpüklü dalgalarını yukarıdan seyretmek isterdi. Sonbahar eşiğinde Sarı Özek'in insanın yüreğini hüzünle dolduran ıssız, suskun manzarası ve devesinin ölçülü adımları yedi düşünceden düşünceye sürüklüyordu. Önlerinde yürünecek uzun, engelsiz bir yol olduğu için varsın dolaşsındı, düşünceler kafasında. Her uzun yolculukta olduğu gibi Karanar bu defada terlemeye, keskin bir mis kokusu yaymaya başlamıştı. Devenin boynundan ve ensesinden gelen bu koku Yedi Geyin burnuna doluyordu. Bundan keyiflenen Yedi gülümsedi. "Ha, işte yine ter içinde kaldın." dedi. "Parçalarından küpük akıyor. Yaman bir atansın sen. Atanların en güçlüsü, benim güçlü dostum." Yedi geçmişi, Kazangab'ın genç ve dinç olduğu günleri hatırladı. Derken birden bire acı bir olay sanki beynini sarsarak canlandı gözünde. Okuduğu dualarla da zihninden uzaklaştıramadı o acıyı. Aynı acıları duymaya başladı. Duaları ard arda tekrar tekrar ve yüksek sesle okuyor, yine de dindiremiyordu içindeki acıyı. Suratı asıldı. Hiç gereği yokken topuklarıyla hafif hafif sırtına vurdu. Şapkasının siperini iyice gözlerine indirdi ve bir daha da dönüp arkadan gelenlere bakmadı. Niye bakacaktı? arayı açmadan peşinden gelsinlerdi. Hem o gençler, o çocuklar ne anlardı o acıdan? O olayın verdiği sıkıntıdan bu eski olayı hiç kimseye karısına bile anlatmamıştı. Ama bu konuda Kazangap her zamanki ağır başlılığı, dürüstlüğü ve bilgeliğiyle konuyu onunla tartışmış, yol göstermiş, ona destek olmuştu. Bu açık fikirli, her şey bilen Kazangap olmasa Yedigey çoktan Boranlı'yı terk edip gitmiş olacaktı. 1951 yılının sonunda, kışın tam ortasında Boranlı'ya yeni bir aile gelmişti. Karı koca ve iki erkek çocuktan oluşuyordu bu aile. Büyük çocuk Davul 5 yaşında, küçüğü Ermek ise 3 yaşındaydı. Aile reisi Abu Talip, Kutlu Bayvey, Yedigey ile aynı yaştaydı. Savaştan önce henüz bir delikanlı iken köy okullarından birinde bir yıl öğretmenlik yapmış. 1941 yılında savaşın daha ilk günlerinde cepheye gönderilmişti. Karısı Zarife ile savaştan hemen sonra evlenmişler, Boranlı'ya gelmeden önce Zarife bir anaokulunda öğretmenlik yapıyormuş. Kader onları Sarı Özek'in Boranlısına atmış. Onların buraya isteyerek gelmedikleri pek belliydi. Abu Talip ve Zarife öğretmen olduklarına göre başka yerde de iş bulabilirlerdi. Demek ki buraya gelmekten başka çareleri kalmamıştı. Boranlılar onların burada uzun zaman kalamayacaklarını, yakında çekip gideceklerini, buradan kaçacaklarını düşündüler. Onlardan önce başkaları da gelmiş ama dayanamamış, gitmişlerdi. Yedigey ve Kazangap öbür Boranlılar gibi düşünüyorlardı. Bununla birlikte Abu Talip ailesine kısa zamanda ısındılar. Onlarla çok iyi ilişkiler kurdular. Ağırbaşlı, kültürlü insanlardı. Herkes gibi onlar da karı koca çalışıyor, kanter içinde kalarak her işi yapıyorlardı. Dondurucu soğuğa aldırmadan kar kürüyor, traversleri taşıyor, demiryolu işçilerinin yaptığı her işe koşuyorlardı. Onlar da demiryolu işçisiydi artık. İyi, uyumlu, çalışkan insanlardı. Tek dertleri Abu Talip'in savaş sırasında bir süre Almanların elinde esir kalmış olmasıydı. Oysa o yıllarda savaş yıllarının taşkın suçlamaları kalkmış, ortalık yatışmıştı. Esir düşenleri vatan haini ya da düşman olarak görmüyorlardı artık. Boranlıların böyle şeylerle hiç kafa yormaya niyetleri yoktu. Adam savaşta esir düşmüşse ne olmuştu yani? Sonunda zafer kazanılmıştı işte. Bu korkunç dünya savaşında insanların neler çektiğini yalnız Allah bilirdi. Savaşın kabusunu üzerinden atamayan bir sürü insan bu geniş dünyada serseri serseri donanıp durmuyor muydu? İşte böyle düşünen Boranlılar yeni gelenlere bir takım sorular sorarak onların canlarını sıkmadılar. Adamın çektikleri yetmiyormuş gibi ne diye bir de onlar dertlerini depreştireceklerdi? Gün geçtikçe Yedigey ile Abu Talip arasında sıkı bir dostluk kuruldu. Abu Talip zeki bir insandı. Çok güç bir durumda olmasına rağmen acınacak duruma düşmüyor, kaderine küsüp dert yanmıyordu. Alnı açık, başı dik, gururluydu. Olayları olduğu gibi kabul ediyordu. İşte Yedige'yi ona bağlayan bu özellikleri, bu hareketleriydi herhalde Abu Talip yeryüzündeki kısmetinin bu olduğuna inanmıştı. Karısı Zarife de bunun bilincinde ve böyle düşünüyor olmalıydı. Kaderlerine razı, cezalarını çekmeye hazır, birbirlerine bağlı, tam bir dayanışma içindeydiler. Bu derin bağlılık, bu karşılıklı fedakarlık hayatlarına anlam ve güç veriyordu. Yedigey sonradan çok iyi anlamıştı onları, ayakta tutan, Onlara zamanın şiddetli fırtınalarından kendilerini ve çocuklarını savunma azmi veren gücün bundan geldiğini. Özellikle Abu Talip çocuklardan bir gün olsun uzak kalmazdı. Çocukları onun her şeyiydi ve işten arta kalan her dakikasını onlara verirdi. Onlara okuma yazma öğretir, masallar, bulmacalar uydurur, oyunlar bulur ya da icat ederdi. Başlangıçta Baba ve anne sabahları işe gittikleri zaman çocuklar barakada yalnız kalırlardı. Ama Ukubala'nın buna yüreği dayanmadı ve iki çocuğu yanına aldı. Onların evi daha sıcaktı ve o günlerde yeni gelenlere göre daha rahat yaşıyorlardı. Bu olay iki aileyi birbirine daha da yaklaştırdı. O zamanlar Yedigey'in iki küçük kızı da Abu Talib'in çocuklarıyla aynı yaştaydılar. Bir gün Abu Talip demir yolundaki işini bitirip çocuklarını almaya geldiği zaman şöyle dedi. Bak ne diyeceğim Yedigey. Senin kızlarına da benim çocuklarla birlikte okuma yazma öğreteyim. Ne dersin? Çocuklar iyi arkadaş oldular. Hep beraber oynuyorlar. Gündüzleri sizde kalırlar, akşamları ise bize gelirler ve ben onlara ders veririm. Benim bu isteğim yapacak işim olmadığından değildir. Bunu anlarsın. Burası uzak, Kuytu da unutulmuş bir yer. Her şey kısıtlı. Bunun içinde çocuklarla çok ilgilenmek gerek. Öyle bir çağ geldik ki herkesin birçok şeyi küçük yaştan öğrenmesi gerekiyor. Bugünün bir karış çocukları dünün koca adamlarından daha çok şey bilmek zorunda. Yoksa doğru dürüst eğitim yapamaz, bilgili olamazlar. Abu Talip'in bu çırpınışını, bu çabalarının asıl sebebini Yedigey ancak o felaketten sonra anlayabildi. İlk zamanlar onun Boranlı'nın köreltici hayat şartları içinde bir eski öğretmen olarak çocuklarına ancak böyle yardımcı olmaya çalıştığını sanmıştı. Meğer adam başına gelecekleri biliyormuş gibi çocuklarına kendinden olabildiği kadar çok şey vermek, onların zihninde, hafızasında daha çok yer etmek ve onlarda yaşamak istiyormuş. Abu Talip akşam işten döndüğü zaman karısı Zarife ile birlikte kendi çocukları ve yedi geyin kızları için evi bir çocuk bahçesine dönüştürürlerdi. Çocuklar harfleri, heceleri öğrenirler, oyun oynar, resim yapar, masal dinler, şarkı söylerlerdi. Bazen de bir yarış haline getirirlerdi bunları. Yedigey bu ders saatlerini pek ilginç bulur ve bazen o da gelirdi. Ukubala da ara sıra bir bahane uydurur, o da gelirdi kızlarının ne yaptıklarını, nasıl çalıştıklarını görmeye. Boranlı Yedigey onları görünce çok heyecanlanır, duygulanırdı. İşte okumuş insan, öğretmen böyle olurdu. Böyle yapardı. Çocuklarla nasıl candan ilgileniyor? Nasıl çocuklaşıyor ama aynı zamanda büyük adam olarak kalmayı nasıl biliyorlardı? Akşamları onlara uğradığı zaman onları rahatsız etmemek için usulca bir köşeye çekilip otururdu. Ama daha önce içeri girerken şapkasını çıkarır. İyi akşamlar işte çocuk bahçenizin beşinci öğrencisi geldi derdi. Çocuklar onun ara sıra gelip dersleri dinlemesine alışmışlardı. Kızları onu görünce çok sevinir, daha dikkatli, daha gayretli olurlardı. Akşam ders yaptıkları zaman içerisi sıcak olsun diye Ukubala ya da Yedigey gündüzleri ve sırayla Abu Talip'in barakasındaki sobayı yakarlardı. İşte o yıl Boranlı'ya gelip sığınan aile böyle bir aileydi. Tuhaf olan şu ki böylelerinin şansı pek iyi gitmez. Hatta hiç iyi gitmez. Abu Talip, Kutlu Bayev'in talihsizliği yalnız Almanlara esir düşmesinde değildi. Bir grup savaş esiriyle birlikte 1943'te Güney Bavyera'daki esir kamplarından kaçtıktan sonra kendini Yugoslav partizanlarının arasında bulmuş, onlarla birlikte savaşın sonuna kadar çarpışmıştı. Bu onun şansı ya da şanssızlığı olmuştu. Bu arada vurulup yaralanmış, tedavi görmüş ve Yugoslav Savaş Madalyası ile onurlandırılmıştı. Bundan dolayı partizan gazetesinde onunla ilgili yazılar çıkmış, resimleri basılmıştı. 1945'te savaş bitince yurduna dönmek istediği zaman kontrol Eleme ayıklama sırasında bu yazıların çok yararı oldu. Baviera esir kampından kaçan 12 kişiden yalnız 4'ü sağ kalmıştı. Şans Abu Talip'e bu defa gülmüş. Sovyetlerin denetleme komisyonu Abu Talip'te bulduğu bir Yugoslav Kurtuluş Ordusu birliğine gelmişti. Yugoslav ordusunun komutanları da eski Sovyet savaş esirlerinin moral üstünlükleri ve partizanlar safında faşistlere karşı savaşırken gösterdikleri yararlılıklar konusunda yazılı belge vermişlerdi. Sonunda iki ay süren soruşturma, yüzleştirme, denetleme ve beklemelerden nice umutlar ve umutsuzluklardan sonra Ebu Talip ana yurdu olan Kazakistan'a döndü. Elde ettiği hakları yitirmemişti ama cepheden normal dönenlere tanınan ayrıcalıklardan mahrum bırakılmıştı. Bundan dolayı kimseye darılmadı üzülmedi. Cepheye gitmeden önce coğrafya öğretmeniydi. Dönüşte yine aynı okulda öğretmenlik verdiler. İşte o şehir merkezindeki okulda ilk sınıflara ders veren gencecik öğretmen Zarife ile karşılaştı. İki tarafa da mutluluk getiren evlilik azdır ama vardır. Hayatta bazen bunun örneklerine rastlarız. Zafer'in ilk yıllarındaki coşkular geride kaldı. Zafer sevincinin ardından soğuk savaş havaları esmeye, bu savaşın ilk kartaneleri düşmeye başladı. Sonra kar yoğunlaştı. Dünyanın birçok yerinde hassas noktalarda savaş sonrası bilincinin yayları gerildi. Coğrafya derslerinden birinde gerilen bu yaylardan bir tanesi Salı verildi. Şöyle ya da böyle, şurada veya burada, bu olacaktı zaten. Bu iş onun başına gelmese bile geçmişe onunkine benzeyen başka birinin başına gelecekti. Abu Talip Kutlubayev 8. sınıf öğrencilerine Avrupa coğrafyasını anlatıyordu. Söz sırası geldiği için bir gün esir kampındayken taş kırmak için Bavyera Alplerinin güneyine götürüldüklerini, orada Alman muhafızlarını etkisiz hale getirip kaçarak Yugoslav partizanları ile birleştiklerini de anlattı. Savaş içinde olan Avrupa kıtasının yarısını yürüyerek geçtiğini, Adriyatik ve Akdeniz kıyılarına ulaştığını, o bölgelerin iklimini, orada bulunan insanların yaşayışını ve daha başka özellikleri okul kitaplarında ayrıntılı olarak anlatmanın mümkün olmadığını söyledi. Bunları söylerken bir öğretmen olarak kendi gözleriyle gördüklerini anlatmak suretiyle öğrencilerin bilgilerini arttıracağını düşünüyordu. Gösterme sopasının ucu sınıf tahtasına asılmış mavi, yeşil, kahverengi Avrupa haritasının üzerinde geziniyor, dağlardan, Ovalardan, ırmaklardan geçiyor. Kış, yaz, gece, gündüz çarpışmalara katıldığı şimdi bile rüyasına giren o korkunç yılları hatırlıyordu. Sopasının ucu belki bir düşman makineli tüfeğinin yandan açtığı ateşle vurulduğu, haritada görülmeyen o küçük tepenin bulunduğu yerden akan kanı ile otları, taşları boyayarak kaydığı yamaçtan da geçiyordu akan kanı tahtaya asılmış haritayı baştan başa boyayabilirdi. Bir an gerçekten kanı tahtanın üzerine akıyormuş gibi göründü gözüne. Vurulduğu anı, gözlerinin karardığını, yere yuvarlanırken dağların baş aşağı döndüğünü ve yıkıldığını görür gibi oldu. Kendisiyle birlikte taş ocağından kaçan Polonyalı bir arkadaşını yardıma çağırdığını, "Kazimir, Kazimir!" diye ona seslendiğini ama arkadaşı onu duymamıştı. Çünkü olanca gücüyle bağırdığını sansa da ağzından tek kelime çıkmamıştı. Ancak partizanların hastanesinde kan verildikten sonra gözlerini açmış, kendine gelmişti. Abu Talip öğrencilerine Avrupa coğrafyasını anlatırken bunca olaydan sonra yalnız coğrafya dersleriyle ilgili basit konuları heyecansız ve kupkuru olarak anlatmasına kendisi de şaşırıyordu. İşte bu sırada ön tarafta oturan öğrencilerden biri sert bir hareketle doğrulup parmak kaldırdı ve onun sözünü kesti. Öğretmen, demek ki siz Almanlara esir oldunuz. Böyle diyen öğrenci sert, soğuk bakışlarını öğretmene dikmişti. Ayakta hazır ol dikilen genç başını hafifçe arkaya atmıştı. Alt dişleri üst dişlerini örten bu çıkık çeneli çocuğu, Abu Talip hep o haliyle hatırlayacak, hiç unutamayacaktı artık. Evet, ne olmuş esir düşmüşsem? Niçin beyninize bir kurşun sıkıp kendinizi öldürmediniz? Niçin öldürecekmişim kendimi? Yaralıydım zaten. Düşmana tutsak olmak yasaktı. Kesin emir verilmişti bu konuda. Kim vermiş bu emri? Yukarıdan verilmişti. Sen nereden biliyorsun? Her şeyi bilirim ben. Bizim eve Almatadan hatta Moskova'dan gelenler oldu. Demek ki siz emirlere karşı geldiniz. Pekala, senin baban savaşa katıldı mı? Hayır, o asker toplama işiyle görevlendirilmişti. Öyleyse bizim seninle anlaşmamız biraz zor. Yalnız sana şunu söyleyebilirim ki başka çıkış yolum yoktu. Ne olursa olsun emirlere uyacaktınız. Bu sırada başka bir öğrenci yerinden kalkıp ona karşılık verdi. Sen neler karıştırıyorsun? Niye mesele çıkartmak istiyorsun? Öğretmenimiz Yugoslav Partizanlarının safında çarpışmış. Daha başka ne yapsındı yani? Öbür çocuk kesin ve inatlı konuştu. Ne olursa olsun emirlere uymak zorundaydı. Az öncesine kadar çıt çıkmayan sınıfta büyük bir gürültü oldu. Herkes birbiriyle konuşmaya, tartışmaya başlamıştı. Emre uyulmalıydı. Hayır yapamazdı bunu. Yapabilirdi. Yapamazdı. En doğrusunu yapmış. Doğru yapmamış. Öğretmen yumruğunu masaya vurarak bağırdı. Susun, susun. Biz burada coğrafya dersi yapıyoruz. Benim nasıl savaştığım, ne yaptığım sizi değil başkalarını ilgilendirir ve onlar da bunu biliyorlar. Şimdi hepiniz haritaya bakın ve dinleyin. Öğretmen ayakta duruyor gösterme sopasının ucunu haritada görünmeyen bir noktada tutuyordu. Öğrencilerin hiçbiri bakmadı o noktaya. Oysa oradan bir makineli tüfek daha ateş açmış, onu biçmiş, yamaçtan aşağı ağır ağır yuvarlamıştı. Öğretmenin akan kanı mavi, yeşil, kahverengi haritanın üzerine yayılıyordu. Hiçbiri görmüyordu bunu. Bu olaydan birkaç gün sonra öğretmeni il yönetim merkezine çağırdılar savunmasına fırsat bile bırakmadan görevinden ayrılmak istediğine dair bir dilekçe imzalattılar ona. Eski bir savaş eserinin yeni yetişen nesle öğretmenlik yapacak moral değerlere sahip olmayışı ayrılma gerekçesi olarak gösteriyordu. Abu Talip Kutlubayev ile karısı Zarife ilk çocukları Küçük Daolli yanlarına alarak il merkezinden epeyce uzak başka bir bölgeye bir köy okuluna gittiler oraya tayin edilmişlerdi. Bu yeni okulun şartlarına uyum sağlayarak çalışmaya devam ettiler. Çalışkan ve yetenekli bir öğretmen olan Zarife kısa bir süre sonra burada boş öğretmen oldu. Ama o sıralarda Yugoslavya ile ilgili 1948 olayları patlak verdi. Şimdi Abu Talip yalnız bir eski savaş eseri değil, uzun zaman düşman ülkede kalmış şüpheli bir insan olarak da görülüyordu yalnız partizan yoldaşlarının safında çarpıştığını söyleyip kanıtlayarak kendini savunması hiçbir şey değiştirmedi. Herkes onu anlıyor. Bazıları bu duruma çok üzülüyor ama onu savunmak için kimse ağzını açıp tek kelime söylemeye cesaret edemiyordu. Onu il yönetim merkezine bir defa daha çağırdılar. Şahsi sebeplerle ve kendi dileğiyle görevinden ayrıldığına dair bir dilekçe daha imzalattılar. Abu Talip Kutlubayev'in ailesi işte böyle oradan oraya birçok yer dolaştıktan sonra 1951 yılının sonlarında Sarı Özek Bozkırı'ndaki Boranlı istasyonuna geldi. 1952 yılının yazı her zamankinden daha sıcak ve bunaltıcı geçti. Güneş gökten alaz alaz od yağdırıyordu sanki. Toprak öyle kızmış, bozkır öyle kurumuştu ki Kertenkeleler bile kuruyan boğazlarını şişire şişire, ağızlarını iyice açıp dillerini uzatarak, insanlardan hiç korkmadan evlerin kapılarına kadar sokuluyor, başlarını sokacak bir serinlik arıyorlardı. Çaylaklar da yine serinlik arayarak olabildiğince yükseğe çıkmış, görünmez olmuşlardı. Onların çok yükseklerde, kavurucu, yakıcı, sessiz sıcak dalgalar arasında yitip gittikleri, arada bir attıkları çığlıklardan anlaşılıyordu. Ama iş işti ve her zamanki gibi yapılacaktı. Trenler yine doğudan batıya, batıdan doğuya gidip geliyordu. Katarlar yine her zamanki gibi çoktu ve Boranlı'da kavuşup ayrılıyorlardı. Devletin bu ana demiryolu hattında gelip gitmelerini cehennemi sıcaklıkta durduramazdı. Hayatın akışı devam ediyordu. Demiryolunda kalın eldiven takmadan çalışmak imkansızdı. Eldivensiz ne taşa dokunabilirsiniz ne demire. Güneş tepede kor ateşli bir maltsız idi sanki. Su her zamanki gibi tankerlerle uzaktan taşınıyor ve Boranlı'ya gelinceye kadar neredeyse kaynayacakmış gibi ısınıyordu. İnsanın üzerindeki elbise de iki gün içinde kavrulup yırtılıyor, lime, lime oluyordu. Doğrusu sarı özekte kış hayatı bundan daha kötü değildi. Bu sıcakta yaşamaktansa en şiddetli soğuklarda yaşamayı tercih ederdi insan. Boranlı Yedigey o müthiş sıcakların olduğu günlerde sanki bunun sorumlusu, suçlusu kendisiymiş gibi Abu Talip'i biraz yüreklendirmek, avutmak istedi. Burada her yaz böyle geçmez. Bu defaki yaz sıcağı görülmemiş bir şey. 15-20 gün daha dayanırsak hava serinler bizi mahveden bu lanet sıcaklar biter. Bazen sarı özekte yaz sonuna doğru hava birden değişir ve çok güzel bir hava kışa kadar devam eder. Hayvanlar canlanır, semirir, güçlenirler. Birçok belirtiler var, hissediyorum. Bu yılda sonbahar öyle güzel olacak. Biraz daha sabret. Abu Talip gülümsedi. Kesin mi bu söylediğin? Hemen hemen kesin. Umut verdiğin için sağ ol. Bak hamama girmiş gibi ter içindeyim. Ben kendim için kaygılanmıyorum. Zarife ve ben sıkıntının bundan beterini de gördük. Katlanırız. Ben çocukları düşünüyorum. Hallerine baktıkça içim parçalanıyor. Boranlı'nın çocukları o yaz perişandılar. Yüksek ısı onları kavuruyor, halsiz düşürüyor, zayıflatıyordu. O boğucu sıcaklarda başlarını sokacak bir serin köşe bulamıyorlardı. Ne bir yeşil ağaç vardı ne de ufacık bir dere. Baharda bozkırlar canlanıp dereler, yamaçlar kısa bir süre için yeşerince çocukların keyfine diyecek olmaz. O zaman top koşturur, saklambaç oynar, kırda koşup sümbül kıranları kovalarlar. Uzaktan onların bağrışmalarını duymak insanı neşelendirir, zevklendirir. Fakat o yazın sıcağı çocukları pek mutsuz etmişti. En hareketli, en taşkın çocuklar bile o dayanılmaz sıcaktan ezilmiş, sus olmuşlardı. Gün boyunca dışarıda evlerin gölgeli tarafında oturuyor, ancak tren geçerken çıkıyorlardı oradan. Trenler tek eğlenceleriydi. Katarların kaçının o yana, kaçının bu yana geçtiğini, her birinde kaç yük, kaç yolcu vagon olduğunu sayıyor, eğleniyorlardı. Bir yolcu treni kavşaktan geçerken biraz yavaşlasa çocuklar onun duracağı umuduna kapılıyor, güneşten korunmak için minik ellerini kaldırarak olanca hızlarıyla koşuyorlardı. Sanki trene binip gidecek, bu kavurucu sıcaklardan kurtulacaklardı. Ama vagonlar uzaklaşınca arkadan gıpta ve üzüntüyle baka kalırlardı. Onların bu halini görmek yüreğini parçalıyordu insanın. Kapıları, Pencereleri ardına kadar açılmış vagonlarda giden yolcular da bunalıyordu sıcaktan. Pis kokular ve sinekler yüzünden bayılacak gibiydiler. Ama onların bir umutları, sabır güçlerini artıracak bir güvenceleri vardı. En çok iki gün içinde serin suları, yeşil ormanları bulunan bir bölgeye geleceklerini biliyorlardı. O yaz bütün büyükler, analar, babalar, çocuklar için çok üzülüyorlardı. Ama Abu Talip'in neler çektiğini Zarife'den başka yalnız Yedigey anlıyordu. Bir gün Zarife ile Yedigey arasında bir konuda bir konuşma geçti ve Yedigey onların geçirdiği sıkıntılar, talihsizlikler hakkında biraz daha bilgi edinmiş oldu. O gün hat boyunca çalışıyor, yola çakıl döşüyor ve bunu titreşimden gevşeyen rayların, traverslerin altına sokuyorlardı. Trenler gelip geçtikçe aralarda yapıyorlardı bu işi. Güneşin altında ağır, zor bir işti bu. Öğleye doğru Abu Talip boş bir budan alarak sözde o sıcak sudan getirmek için tankerin yanına gitti. Asıl amacı orada duran çocuklara bir göz atmaktı. O müthiş sıcağa rağmen demir yolunda hızlı hızlı yürüyordu. Aklı çocuklardaydı ve bir an önce görmek istiyordu onların ne durumda olduklarını. Kirli, terli fanilesi, kemiği çıkmış omuzlarına yapışmıştı. Başında saçaklanmaya başlamış bir hasır şapka, ayaklarında bağsız bir ayakkabı vardı. Pantolonu iyice zayıflamış bacaklarında yürüdükçe iki yana sallanıyordu. Etrafına hiç bakmadan ayakkabılarını sürüye sürüye traverslerin üzerinden yürüyor, o sırada arkadan gelen bir trenin sesini duymuyor, dönüp bakmıyordu bile. Hey, Abu Talip, çekil demir yolundan sanır mısın tren geliyor diye bağırdı Yedigey. Abu Talip onu da duymadı. Ancak trenin düdük çalması üzerine yavaşça yol setinden indi. Trene de bakmadı ve bu yüzden makinistin ona hiddetle söylenerek yumruk salladığını görmedi. Ne savaş ne esirler kampı saçlarını ağartmamıştı. Çünkü gencecik bir teğmen olarak cepheye gittiği zaman 19 yaşındaydı. Ama o yaz gür saçlarına sarı özek kırı düşmeye başlamıştı. Şakakları şimdiden bembeyazdı. Sarı özek de hep böyle olurdu zaten. Hayat şartları düzelse, güzel günlerde olsalar, yakışıklı, güçlü olduğu meydana çıkardı. Geniş alınlı, kartal burunlu, etli dudaklı, badem gözlüydü. Gırtlağı hafif çıkıntılıydı. Boylu poslu, gösterişli bir adamdı. Zarife bazen Acı bir gülümsemeyle takılırdı ona. "Ah, Abu. Talihin olsa sahneye çıkar. Otello rolünü çok güzel oynardın." derdi. Abu Talip de gülerek cevap verirdi. "O zaman da ahmaklık edip seni boğardım. Bunu mu istiyorsun?" Abu Talip'in gerisinden gelen treni aldırmayışı yedi gein canını sıkmıştı. Zarife'ye, "Ona söyle bir daha böyle yapmasın." dedi. Tren yolunda yürümek yasaktır. Tren çarpsa makinist suçlu sayılmaz. Ama mesele o değil. Niçin kendini tehlikeye atıyor? Zarife için çekti. Güneşten yanmış yüzünden akan teri yeniyle sildi. Onun için çok korkuyorum. Niçin? Korkuyorum yedi ki. Senden niye gizleyeceğim? Çocukları ve beni düşünüp kahroluyor. Onunla evlenmeme ailem karşı çıktı. Onları dinlemedim. Hele ağabeyim çılgına döndü. Aptallık ediyorsun. Hayatın boyunca pişmanlık duyacaksın. Dedi. Sen bir erkekle değil felaketin ta kendisiyle evleniyorsun. Doğacak çocukların ve onların çocukları da mutsuz olacak. Bu evlilik yüzünden. Senin o sevgilinin aklı olsaydı evleneceği yerde gider kendini asardı. Çok daha iyi olurdu onun için. Diye bağırdı bana. Biz kimseyi dinlemedik ve evlendik savaş bittiğine göre artık ölülerin, dirilerin hesaplaşması söz konusu olamaz sanıyorduk. Evlendikten sonra hem benim hem onun akrabalarından uzak durduk. Ama inanır mısın bilmem. Ağabeyim kalkıp bir dilekçe vermiş. Benim böyle bir adamla evlenmemi engellemek için elinden geleni yaptığını, engel olamadığını, o yüzden de benimle ve Yugoslavya'da uzun süre kalmış Abu Talip Kutlubayev adındaki adamla hiçbir ilişkisi kalmadığını bildirmiş. Onun işte bu dilekçesinden sonra başımız dertten kurtulmadı. Nereye gitsek kapı dışarı edildik. İşte şimdi de buradayız. Gidecek başka yerimiz de yok. Zarife sustu. Kırılmış taşları sert hareketlerle traverslerin altına sıkıştırmaya başladı. O sırada karşıdan başka bir trenin gelmekte olduğunu gördüler. Kürekleri ve yük tezkeresini alıp yoldan çekildiler. O insanların böylesine güç bir durumda olduklarını anlayan Yedigey bir şey yapmak, onlara yardım etmek istiyordu. Ama elinden bir şey gelmezdi. Çünkü felaketin kökü, kaynağı sarı Özek sınırlarının dışındaydı. Kadın ancak şunları söyleyebildi. Biz burada uzun yıllardan beri yaşıyoruz. Siz de alışırsınız. Kendinizi yılgınlığa teslim etmeyin. Hayat böyledir yaşamak gerek. Bir yandan da kendi kendine şöyle diyordu. Eee böyle işte. Sarı özekin ekmeği acıdır. Kışın buraya geldiklerinde kadıncağızın yüzü bembeyazdı. Şimdi kararıp toprak rengini aldı. Kadının kısa zamanda güzelliğini yitirdiğine de acıyordu. Güzel saçları, kaşları, kirpikleri de kavruldu. Dudakları dilim dilim çatladı. Acınacak halde zavallı. Yine de dayanıyor, koyvermiyor kendini. Dik durmaya çalışıyor. Hem iki çocuğu varken dayanmasında ne yapsın? Aferin sana kadın, aferin. Karşıdan gelen tren sıcak bir yel savurarak ve makineli tüfek gibi sesler çıkararak geçip gitti. Onlar da kürekleri alıp çalışmaya devam ettiler. Yedigey, kadını yüreklendirmek ve gerçeği kabul etmesini kolaylaştırmak için ''Bak Zarife'' dedi. ''Burada hayat, özellikle çocuklar için çok zor. Bunu kabul ediyorum. Kendi çocuklarıma bakarken benim de içim parçalanıyor. Ama bu sıcak hep böyle devam etmez. Yakında değişir hava. Hem düşün ki yalnız siz değilsiniz sarı özekte yaşayan. Çevrenizde başka insanlar da var. Biz varız mesela.'' Kader böyleymiş diye kendinizi üzmenize, yiyip bitirmenize gerek yok. Katlanacağız. Ben de ona böyle dedim yedi ki ama onun neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Üzüntüsünü arttırmamak için patavatsızlık etmemeye, tek yanlış kelime kullanmamaya çalışıyorum. Böyle davranmakla çok iyi ediyorsun Zarife. Ben de bir fırsatını bulup böyle davranmanı isteyecektim senden. Ama sen her şeyi biliyor ve yapıyorsun. Özür dilerim. Akıl vermek istediğim için. Doğrusu bazen canımı tak ediyor. Dayanamıyorum. Kendime de ona da. Özellikle de çocuklara da acıyor. Ağlıyorum. Onun hiçbir suçu yok. Yine de bizi böyle bir yere getirdiği için kendini suçluyor. Üzüntüden kahroluyor Bizim memleket bambaşkaydı. Ala da yaylasında, ırklar arasında, iklim başka, hayat başka. Hiç olmazsa yaz aylarında çocukları oraya gönderebilseydik. Ama kime göndereceğiz? Analarımız, babalarımız erken öldüler. Kız ve erkek kardeşlerimize öbür akrabalara gelince onları da suçlamıyorum. Ne yapsınlar bizim çocukları? Evvelce de bizden uzak duruyorlardı. Şimdi büs bütün yüz çevirdiler. Bizim ne olduğumuzu bile öğrenmek istemiyorlar. Ne alsınlar çocuklarımızı? açıkça sözüne etmiyorsak da ömür boyu buraya saplanıp kalma korkusu aklımızdan çıkmıyor. A bunun neler hissettiğini, neler düşündüğünü çok iyi biliyorum. Sonumuzun ne olacağını yalnız Allah bilir. Bundan sonra aralarına derin bir sessizlik çöktü. Bir daha aynı konuya dönmediler. Trenler gelip geçtikçe işi bırakıyor, sonra yine başlıyorlardı çalışmaya. Başka ne yapabilirlerdi ki? Onları teselli etmek için ne söyleyebilir? Nasıl yardım ederdi Yedigey? Kendi kendine büsbütün sefalete etilmiş sayılmazlar. Karı koca çalışarak geçimlerini sağlayabilirler. Onları burada zorla kimse tutamaz ama burada kalmaktan başka çareleri de yok. Ne yarın gidebilirler ne de daha sonra diye düşündü. Yedigey bu aile için bu kadar üzülüp kaygılanmasına şaşıyordu. Onların başına gelenlerle doğrudan doğruya bir ilişkisi vardı sanki. Nesi oluyordu bu insanlar? Bu durumdan kendisinin sorumlu olmadığını, elinden de bir şey gelmeyeceğini söyleyebilirdi kendisine. Hem o nece oluyordu da hüküm vermeye, olayların gidişini değiştirmeye kalkışsın? Basit bir işçiydi. Bozkır'daki diğer işçilerden biri. Hayatta neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar vermeye çalışarak vicdanını harap etmeye İsyan etmeye hakkı var mıydı? Kararların çıktığı yerde bu işleri ondan bin kere daha iyi bilenler vardı. Orada Sara Özek'tekinden daha iyi, daha açık görürlerdi olayları. Ona mı düşmüştü bunlara kafa yorup üzülmek? Ama düşünmeden, üzülmeden edemiyordu işte. Niçin olduğunu pek anlamasa da en çok zarife için sızlıyordu yüreği. Kadının fedakarlığı, bağlılığı, dayanma gücü, mücadelesi onu hem şaşırtıyor hem de saygı hissi uyandırıyordu onda zarife fırtınadan kanatlarıyla yuvasını korumaya çalışan bir ana kuş idi onun yerinde başka kadın olsa bir süre ağlayıp sızladıktan sonra akrabalarının baskısına boyun eğer onların yanına giderdi ama zarife savaş yüzünden kocasının başına gelenlere onunla birlikte onunla eşit olarak katlanıyordu Yedige'yi en çok şaşırtan üzen buydu. Çünkü bu kadın kocasına yardım edemiyor, çocuklar için bir şey yapamıyor ve bunun içinde sürekli bir üzüntü duyuyordu. Sonraları kader Boranlı'ya böyle bir aileyi düşürdüğü, onu bu ailenin dertleriyle dertlendirdiği için kendine acıdığı zamanlar oldu. Ne diye çekmişti bu acıları? Onlar gelmese bu acıları çekmez, eskisi gibi dertsiz, Kaygısız yaşamaya devam ederdi.